Nasılsın? Görüşelim. İyisin. Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi'nin 10. dönem 3. yasama yılının 47. birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın Katip, yoklamayı yapar mısınız? Asım Akansoy, Serhat Akpınar. Burada Sayın Katip. İzlem Gülçal Tuğra. Olgun Amcaoğlu. Erhan Arıklı. Burada. Erhan Arıklı. Buradadır ya. Talip Atalay İzinli. Fikret Aoğlu. Sunat Atun. Devrim Bahçin İzinli. Ayşegül Baybars. Özdemir Berova. Filiz Besim. Özdemir Berova. Ceyhun Birinci. İzlem Gülçal Tuğra. Resmi Eroğlu Can Altay. Armağan Candan. Hüseyin Çavuş. Nazım Çavuşoğlu. Şifa Çolakoğlu. Doğuş Derya. Hakan Dinçürek. Burada. Tufan Örürman. Kutlu Evren. Gelsinler. Sadık Gardiyanoğlu. Saat 10. Miray Hamzaoğulları. Oğuzhan Asipoğlu. Yani Nisa. Sıla Usar İncirli. Hasan Küçük burada. Fide Kürşat. Sadık Gardiyanoğlu. Dursun Oğuz. Dursun Oğuz. Fazilet Özden Efe İzinli. Önemi İzinli. Yasemin Öztürk. Burada Sayın Katip. Buradadır. Oğuzhan Asipoğlu. Dursun Oğuz da geldi. Dursun Oğuz. Ziya Öztürkler. Sami Özuslu. Ziya Öztürkler yok. Ali Pilli. Ziya Öztürkler yok. Hani? Jalere Fikracers. Sayın Başbakan'a soruyorsun. Ahmet Savaşan. Ürün Solyalı. Faiz Sucuoğlu. Nazım Çavuşoğlu. Erkut Şahali. Salay Şahiner. Ali Şanşan. Hasan Taçoy. Hasan Taçoy yok mu? Buradaydı ya. Hasan Taçoy. Ongun Talat. Fikri Toros. Hasan Tosunoğlu. Zorlu Töre. Burada. Teberüken Uluçay. Emrah Yeşilırmak. Tamamdır. Thank you.
Fırtına Karanfil. Tamam, iyi bu. Ünal Üsten. Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan. Toplantı yeter sayısı vardır. Sayın milletvekilleri, şimdi gündem gereği görüşmelere geçiyoruz. Bu kısımda onaya sunuş işlemleri vardır. Okutulup onaya sunulacak işler kısmında öneriniz mi? Öneri var mı? Buyurun kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclis'e. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na. Genel Kurul'un bugünkü gündeminde yer alan Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nin şans oyunları hizmetleri vergisi değişiklik yasa tasarısı ile gelir vergisi değişiklik yasa tasarısının yeniden değerlendirmek üzere komiteye geri verilmesini önerir. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Resmi Eroğlu Can Altay, komite başkanı. Teşekkürler. Öneriyi kabul edenler, etmeyenler, reddeden mi var? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, bu kısımda birinci sırada Başbakanlığın İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin gündeminde bulunan Sağlık Hizmetleri Dairesi kuruluş görev ve çalışma esasları yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen. Sağlık Hizmetleri Dairesi kuruluş görev ve çalışma esasları yasa tasarısı ivedilik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa ilgi 15 Kasım 2022 tarihli ve BBK 000 822 20 E 4806 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazımız ile Sağlık Hizmetleri Dairesi kuruluş görev ve çalışma esasları yasa tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Hazırlanan Sağlık Hizmetleri Dairesi kuruluş görev ve çalışma esasları yasa tasarısı ile sağlık alanında sunulan halihazırda var olan hizmetlerin herhangi bir yasal zemininin olmaması ve veya yasal düzenlemesi olanların ise Sağlık Bakanlığı'na bağlı hangi daireye bağlı olduklarının belli olmaması nedeniyle söz konusu yasa tasarısının hazırlanması elzem olmuştur. Oluşturulacak yeni Sağlık Hizmetleri Dairesi ile havada kalan sağlık ile ilgili hususlara bir kesinlik getirilmek istenmekte. 112 acil sağlık ve ambulans hizmetleri, tıp ve kimya laboratuvar yasası ile özel laboratuvarların işleyişini sağlamak ve sekreterya işlerinin yürütülmesi, tıp alanında uzmanlık kurulunun işleyişini sağlamak ve sekreterya işlerinin yürütülmesi, insan, hücre, doku ve organ nakli ile ilgili kuralları düzenleyen yasa uyarınca oluşturulan kurul, komite ve sekreterya işlerini, kan ve kan bileşenlerinin kalite ve güvenliği yasasının işleyişini sağlamak ve sekreterya işlerini yürütmek, sağlıkta kalite standartlarının belirlenmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak, sağlıkta istatistiki verilerin toplanmasını ve yorumlanması için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak, ülke genelinde sağlık alanındaki araştırmaların etik yönden izin ve onay başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi, karara bağlanması ve izlenmesi ile ilgili yöntem ve ilkeleri belirleyen mevzuatlar oluşturmak, özel hastane, özel dal hastanesi, özel klinik, özel dispanser ve özel muayenelerin denetim yasası ile belirtilen özel sağlık kuruluşlarının açılmalarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi, iş bu tasarıyla oluşturulacak yeni daire tarafından yapılması hedeflenmektedir. Sağlık Hizmetleri Dairesi ile esas yasa olarak hedeflenen hangi dairenin görev alanına girdiği belli olmayan ve veya herhangi bir yasal düzenlemesi olmayan müphem hususlardaki karışıklığın giderilmesi amaçlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin etkin sunumu toplumsal gelişimin en temel ögelerinden birisini oluşturmaktadır. Hizmet sunumunda etkinliğin sağlanmasında öncelikle sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin artırılması, müphem bırakılan konuların çözülmesi ve bu bağlamda devletin kamusal niteliği olan bu hizmetlere önem vermesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç itibarıyla Sağlık Hizmetleri Dairesi kuruluş, görev ve çalışma esasları yasa tasarısı
getirdiği sistemin sunulan sağlık hizmetlerinin belli bir düzene ve yasal altyapısının oluşturularak uygulamaya konmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sisteminde olumlu, önemli ve köklü değişikliklere neden olacaktır. Bu bağlamda yukarıdaki izahat ışığında hazırlanan Sağlık Hizmetleri Dairesi kuruluş, görev ve çalışma esasları yasa tasarısının ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir. Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi iş tüzüğünün 87. maddesi uyarınca bahse konu yasa tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim. Ünal Üstel Başbakan. Söz isteyen var mı? Sayın Erkut Şahali, buyurun kürsüye. Buyurun, hitap edin Yüce Meclisinize. Teşekkür ederim. Az önce şans oyunları hizmetleri vergisi yasası ve gelir vergisi değişiklik yasası komiteye geri çekildi. Öncelikle şunu ifade edeyim. Görüşmekte olduğumuz ivedilik konusuyla ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin görüşü olumludur. Ancak çok hızlı gelişti. Sunuşlar arasında yasaların sırası geldiği zaman geri çekileceğine dair genel bir teamül vardı ama bu sefer sunuşlar sırasında bu işlem gerçekleştirildi. O yüzden konuşacak fırsatı bulamadığımız için söz istedim. Sayın milletvekilleri, şunun altını çizmek gerekiyor. Bu ülkede belli başlı sektörler çok ciddi gelir üreten ancak ürettiği gelir doğrultusunda hem kamu maliyesine hem halkın refahına katkı sağlayan sektörler olmanın çok uzağında kalmaktadır. Kumarhaneler de bunlardan bir tanesidir. Kumarhanelerin metaller olduğu vergiler arasında bir tanesi sahip oldukları makine ve masa adeti bağlamında ödedikleri harçlardır. Her bir masa, her bir makine başına ödedikleri harçlar. Bir diğeri ise kumarhanelerdeki oyunlarda üretilen toplam gelirler üzerinden ödenen şans oyunları hizmetleri vergisi. İşte şans oyunları hizmetleri vergisi asla doğru matrahlar üzerinden tahsil edilemeyeceği ön kabulüyle hazırlanmış şans oyunları hizmetleri yasasına bağlı olarak tahsil edilmektedir. O kadar bir peşin hüküm vardır ki bu konuda gerçek kazançlar saptanamayacak diye yapılan yasal düzenlemede şans oyunları hizmetleri vergisi olarak ödenecek vergi her hal ve koşulda masa ve makine başına ödenen stopaj vergisinden daha az olamaz diye bir hüküm getirildi. Ve ülkede faaliyette bulunan toplam 32 kumarhanenin 14 tanesi şans oyunları hizmetleri vergisini ödedikleri toplam stopaj vergisinden daha fazla ödeyebilmektedirler. Ama geriye kalanlar matbu bir biçimde ödedikleri stopaj vergisi eşiti kadar şans oyunları hizmetleri vergisi ödemektedirler ve bu yıllardır bu şekilde devam etmektedir. Hükümet şans oyunları hizmetleri vergisinin düzeltiyorum, stopaj vergisinin artırılmasına yönelik bir tasarıyı ilgili komite olan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'ne gönderdi ve bu gelir vergisi yasasındaki değişiklik haftalar önce gerçekleşti. Ancak hükümetin gönderdiği diğer tasarı olan şans oyunları hizmetleri vergisi yasa tasarısında vergi oranının yarı yarıya azaltılmasına ilişkin, yani %10 olan vergi oranının %5'e indirilmesiyle alakalı bir düzenleme söz konusuydu. Ve hükümetin bundan murat ettiği, nasıl olmazsa ödenecek minimum şans oyunları hizmetleri vergisi, ödenmekte olan stopaj vergisi kadardır. Dolayısıyla matrahlar doğal olarak iki katına çıkacak ve vergi oranı yarı yarıya azaltıldığı halde en kötümser şekilde aynı miktarda vergi toplanmaya devam edecek varsayımıyla hazırlanmıştır. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi grubu olarak komite çalışması sırasında bu beklentinin
gerçek rakamlara dayalı bir beklenti olmaması hasebiyle hali hazırda ödeyebileceğinden daha fazla şans oyunları hizmetleri vergisi ödeyen kumarhanelerin de ödedikleri toplam vergi miktarının azalmasına yol açabileceğine ilişkin şüphemizi dile getirdik. Maliye Bakanlığı bu konuda çok zorlandı. Sahip olduğu veriler üzerinden çok farklı senaryolara bağlı simülasyonlar yaptı ve günün sonunda bizi hali hazırda toplanan şans oyunları hizmetleri vergisinden daha fazla şans oyunları hizmetleri vergisi toplayabileceğine dair ikna etmeyi başaramadı. Bu nedenledir ki gelir vergisi yasası tamamlanmış ve yanılmıyorsam 3 hafta önce komiteden geçmiş olmasına karşın bugün şans oyunları hizmetleri vergisinde henüz bir uzlaşıya ulaşılamadığı için ikisi birden komite gündemine geri çekilmiş vaziyettedir. Şunu net olarak ifade etmek istiyorum. Kasino sektörü bu ülkede turizm sektörünün bir bileşenidir. Ama kasino sektörü turizm sektörü içerisinde devletin en uzak durduğu ve denetleme konusunda en biçare olduğu alandır. Hiçbir biçimde kumarhanelerde oluşan matrahları ölçebileceğine dair bir öngörüsü, bir özgüveni yoktur Maliye Bakanlığı'nın. Dolayısıyla bunu kasinoların sahip olduğu masa ve makine adetine endekslemiş ve aradan çekilmeyi tercih etmiş vaziyette. Bu yıllardır böyledir. Ancak geçtiğimiz gün kamuoyuna da yansıyan bir polis operasyonu sırasında ortaya çıktı ki kayıtlı masa ve makine adetlerine ek çok miktarda masa ve makine halihazırda kullanılabilir halde tutulmaktadır bazı kumarhanelerde. Nitekim bu konuda yürüttüğümüz komite çalışması sırasında bu konumdaki amir makam olan Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü de bizlere zaman zaman kasinoların beyan ettikleri masa ve makine adetinin üzerinde masa ve makine tespiti yaptıklarını doğrudan bildirmişti. O zaman stopaj vergisi altında toplanan masa ve makine adeti başına alınan harç bile eksik kalabilmekteyken şans oyunları hizmetleri vergisi emin olunuz ki gerçeğin çok ama çok altında realize olmaktadır. Dolayısıyla bugün konunun komitede tekrardan görüşülmesine ilişkin yaklaşımın prematüre bir girişimin sonucu olduğunu belirtmek istiyorum. Maliye Bakanlığı bu konuda gerçek veriye dayalı bir çalışma yapmayı henüz başarabilmiş değildir. O nedenle bitmiş olan gelir vergisi yasası ki masa başına ödenen harçlara %17 oranında artış getirmekteydi. Genel kuruldan komiteye geri çekilmiştir. Biz komitede bu konuda çok hassas bir çalışma yürütmeye son derece kararlıyız. Bunun altını çizmek istiyorum. Ve amacımız hem bu alanın adilane bir biçimde vergi mevzuatına tabi kılınması hem de bu sektörden kamu maliyesinin elde etmiş olması gereken gelirin mümkün olduğunca gerçeğe yakın bir oranda realize edilmesidir. Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki Maliye Bakanlığı bu konuda maalesef biçare durumdadır. En küçük bir inanç taşımamaktadır. Elde etmekte olduğu gelirlerin, elde edilmesi gereken gelirlerin kat be kat altında olduğuna dair. Dolayısıyla bu bizim açımızdan son derece çetin bir mücadele süreci olacak. Ve asla ikna edilmediğimiz takdirde oy birliği falan söz konusu olmayacak. Bunun altını çizmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Özdemir Berova, buyurun kürsüye. Ya sunulan tasarıyla ilgili konuşmadı Sayın Erkut Şahali. Sunulan tasarıyla ilgili tezkere ile ilgili değildir konuşmanız. Yani tezkere başka görüşülüyor. Başka bir konuyu konuştunuz. Buyurun devam edin. Uyarsak da uyumazsınız. Devam edin. Demek ki uyarı var. Uyumazsınız, alışkanlığınızdır.
Devam edin. Evet, Sayın Başkan. Neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Tüzüğün ne olduğunu biliyorsunuz. Ama ille tüzüğe aykırı bir şey sunuyorsunuz. Nurlu Bey, hala hazırda konuşulan bir konuyla alakalı konuştum. Gündem dışı konuşmadım. Ben genel kurulun bilgisine sağlık hizmetleriyle ilgili bir konuyu okudum. Onun hakkında görüş beyan etmeniz gerekirdi. Halkın dışına çıktınız. Halkın parası iç edilirken ne gündeme bakarım ne sıraya. Üstelik hakkındaki üstelik gündemde olan bir konuyla alakalı konu. Başka bir şey bilmezmişsiniz ya. Böyle. Siz her türlü hakka sahipsiniz. Birazcık daha yaratıcı devam olun. Edin Sayın Özdemir Veroğlu. Evet Sayın Başkan, değerli İş tüzüğe uymak mecburiyetindedir. İş tüzük bu meclisin anayasasıdır. Ama Zorlu Bey, iç tüzüğe uymamız gerektiğini zamanında hatırlatsaydınız o zaman. Yoktur. Devam edin. Gündemde olan bir konuyla alakalı konuştum. Gündemde değil. Gündemde değil. Ben bu tezkere burada başkadır. İlgili yasalar görüşüleceği sırada komiteye geri çekilirdi normalde. Bugün gündem değişikliği yaptınız. Orada söz alabilirsiniz. Gündemde kalmadı çünkü geri çektiniz. Orada söz alabilirsiniz. Önümüzdeki gündemde de durur. Baksanız görürsünüz. Devam edin Sayın Özdemir Bey. Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Usul hakkındaki konuşmalardan ari olarak Sayın Erkut Şahali'nin burada Türkiye'ye gelerek şans oyunları hizmet vergisi ve gelir vergisi kazinolar için stopajla ilgili söylemleri üzerine bir cevap verme ihtiyacı hissettim. Söylediği hususların ve tespitlerin bir kısmı doğru olmakla birlikte bazı kısımlarında da yanlış bir bilgiye sahip olduklarını ifade etmek isterim. Örneğin kazinolarda oyun alanları içerisindeki masa ve makineler bakanlığıma bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Ofisi tarafından sürekli olarak denetime tabidirler ve bu konuda da çok sıkı bir denetim yapmaktayız. Ve bu vesileyle zaman zaman fark edilen fazla makine ve masalar içinde anında ceza uygulaması ve ilgili makinelerinde kayıt alması yönüne gitmekteyiz. Ancak Sayın Erkut Şahali'nin burada bahsettiği polisiye olayla ilgili olan konuda olay kazinoların kazino sahaları içerisinde gerçekleşmiş bir olay değildir. Bundan tamamen ari olarak başka bir alan içerisinde ortaya çıkmıştır ve günün sonunda da bir suç teşkil ettiği için de o ilgili alanla ilgili olarak polisimiz de gerekli soruşturmayı ve tahkikatı sürdürmektedir ve bu konuda devam etmektedir. Yani bu iki konu birbiriyle bağlantılı konu değildir. Evet, Sayın Erkut Şahali'nin burada bahsettiği konularla ilgili olarak geçtiğimiz yıl içerisinde biliyorsunuz masa makina ücretleri deprem vergilerinin de bu konuya dahil edilmesiyle birlikte bir takım farklılıklar ortaya koymuştur. Ama bugün itibariyle Şubat 2024 beyanları da elimizdedir ve geçtiğimiz hafta içerisinde Ekonomi Maliye ve Bütçe Komitesi ile yaptığımız toplantıda da şu noktaya gelmiştik. Bugün bu tasarının geri çekilmesi ve ilgili verilerin net olarak incelenebilmesi için 2024 Ocak-Şubat verilerini, özellikle son veri olan Şubat verilerini ve günün sonunda da 2023 yılında gerçekleşmiş olan gelirlerin dolar cinsindeki gelirlerini ay ay ortaya konacak ve bu bağlamda da deprem yasasının getirdiği o ek artış da göz önüne alınarak çarşamba günü bu konuyu eğer komite başkanımız da uygun görürse detaylı bir şekilde irdeleme fırsatı ortaya çıkaracağız. Evet, bu alan ülkemize mali açıdan ciddi bir gelir sağlayan bir alandır. Üzerinde pek çok konularla birlikte evet tartışmalar
söz konusudur. Ancak günün sonunda kamu maliyesi olarak bizim bu alanda beklentimiz, gelirlerimizin bu alan üzerinden artırılmasıyla ilgili olan bir beklentidir. Bunun için de çok açık ve şeffaf bir çalışma düzeni benimsedik bugüne kadar. Ve bu vesileyle de bugün yaptığımız bu çalışmayı da ana muhalefet partisine göndereceğimizi ifade etmiştik ki göndereceğiz. Çarşamba günü de bu konuyu çok detaylı bir şekilde komite safhasında yine oturup ve görüşeceğiz. Bunu buradan ifade etmek istedim. Elbette bu alanların masa, makina başıyla ilgili olan kısım üzerinden vergilendirilmesi durumu bu hükümetin ortaya koyduğu bir icraat değildir. Bütün bu süreç içerisinde Sayın Erkut Şahali de bunu ifade etmiştir ki bunun içerisinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de iktidarda olduğu süreçler de aynıdır. Yöntem hep bu olarak bugüne kadar gelmiştir. Çünkü bu alanın kontrolüyle ilgili de zorluklar elbette ki ortadadır. İnşallah gelişen teknolojiyle birlikte bu denetim mekanizmalarına önümüzdeki yıllarda sahip olabileceğimiz bir opsiyon ortaya doğar. Ve bu doğan opsiyon üzerinden de ifade ettiği o diğer denetimle ilgili noktalar da elbette ki görüşülebilir. Ancak bunu kamu maliyesidir, bir çaredir diye burada ifade etmek esasında kendilerinin de iktidarları döneminde bizden daha da biçare olduklarının bir kanıtıdır. Bu biçare kelimesini kabul etmiyorum. Olabilecek en maksimum şekilde şeffaflık içerisinde bu süreci götürüyoruz. Teşekkür eder, saygılar. Sayın milletvekilleri, tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser. Reddeyen var mı? Oy birliği. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın okutulup bilgiye sunulacaklar kısmına geçtik. Sayın milletvekilleri, bu kısımda birinci sırada Sayın Profesör Doktor Tülen Saner'in Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu YODAK üyeliği başvurusunu geri çektiğine ilişkin tezkeresi vardır. Tezkereyi okuyunuz lütfen. 1 Nisan 2024 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na ben aşağıda imza sahibi Tülen Saner YODAK üyeliği için bu tarihten itibaren geri çektiğimi bilgilerinize sunarım. Tülen Saner. Gereğini. Teşekkürler Sayın Katip. İş tüzüğün 62. maddesi uyarınca konuşma istemi vardır. Cumhuriyetçi Türk Partisi grubu adına Cumhuriyetçi Türk Partisi Grup Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sayın Tufan Erhurman'ın bu noktaya nasıl geldik başlıklı konuşma istemi vardır. Buyurun kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclis'e. Değerli milletvekilleri, elbette konu başlığı olarak seçtiğimiz bu noktaya nasıl geldik sorusu son zamanlarda kamuoyunda en çok sorulan, üzerine en çok fikir yürütülen sorulardan biri. Şu anda memlekette pek çok insan şaşkınlık içerisinde olan biteni izliyor ve bütün bunlar var mıydı, nasıl oldu da oldu bu soruları soruyor. Tabii aslında biraz daha artık galiba işin özüne inmenin zamanı geldi. Yani böyle konu bazlı tartışmaktan ziyade nasıl bir sistem kuruldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, neden böyle kuruldu ve böyle bir sistem kurulduysa bunun sonuçları bundan ne kadar farklı olabilirdi? Bütün bunları artık ciddiyetle
mecliste ele almanın zamanıdır diye düşünüyorum. Yani nasıl oldu da mesela nüfusumuzu bilmiyoruz. Bundan sonra da nüfusumuzu öngörmemiz mümkün değil saptaması bu kadar rahatlıkla yapılabilir hale geldi. Şaka konusu oldu. Şaka konusu olmaktan bile artık çıkmaya başladı. Yani dünyada herhangi bir ülkede, devlette nüfusu bilmemek bu kadar rahat söylenebilir bir şey midir? Nüfusu bilmiyoruz, öngöremiyoruz. İşte şudur aslında ama yok biri 410 bin der, o biri bilmem der, o biri bilirim söyleyemem der, o biri yok aslında 1 milyondur der. Bu nasıl oldu da oluştu ve nasıl oldu da normalleşti? Bunun özüne inmemiz lazım. Nasıl oldu da bu memlekette yabancılara mülk satışı bu kadar kontrol dışına çıktı? Nasıl oldu da vatandaşlık böyle peynir ekmek gibi dağıtılır hale geldi? Nasıl oldu da dünyanın en güvenli ülkelerinden birinde yaşadığımızı zannederken biz aniden kara para meselesi, aniden uyuşturucu meselesi, aniden haberlerde işte bilmem kimin üstünde 4 tane tabanca çıktı, bilmem ne bombası çıktı, mermiler çıktı, o oldu, bu oldu. Buraya nasıl geldik meselesi aslında işin özüdür ve bu işi artık konuşmanın zamanıdır. Arkadaşlar, CTP olarak yıllardır söylediğimiz gibi bir yerinden uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun içine dahil olamadığımız müddetçe elbette kendi içimizde yapmamız gereken bir takım şeyleri yapmamız gerekiyor. Ama onu yapamadığımız müddetçe kendi içimizde de o hep söylediğim saldım çayıra Mevlam kayıra hali maalesef hakim duruma geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimileri tarafından şöyle bile tanımlandı biliyorsunuz. Tanınmamış olmanın avantajlarını kullanmamız lazım. Bu cümle benim aklımdan hiç çıkmaz. Tanınmamış olmanın avantajları denilirken nereden bahsedilir aslında? Uluslararası hukukla hiçbir ilişki kurmamanın, uluslararası hukuka dahil olmamanın avantajları. Neler olabilir bu avantajlar? İşte bu avantajlar bugün başımıza dert açan işler olabilir. Bu avantajlar ucuz iş gücü bulacağım kaygısıyla, yine tırnak içinde söylüyorum, insan kaçakçılığı, insan ticaretinin bu memlekette konuşulur hale gelmesi şeklinde tecelli ediyor. Bu avantajlar başka ülkelere gidemeyecek paranın bizim ülkemize gelebilmesi, başka ülkelerde kolay kolay yapılamayacak uyuşturucuyla, silahla, bilmem neyle ilgili işlerin bizim ülkemizde tabiri caizse döndürülebilmesi anlamına geliyor. Bu zaman zaman ülkeye bir para akıtabiliyor mu? Evet, zaman zaman ülkeye buradan bir para akıyor. Ama bu para tabiri caizse temiz para değil. Temiz para da, temiz olmayan para da temiz olan parayı kovuyor. Temiz olmayan insan temiz olan insanı da kovuyor. Ve burada böyle bir avantaj doğuyor. Bir yerden bir para geliyor. Nereden gelirse gelsin, gelsin de nereden gelirse gelsin. Hele de ülkeniz bu kadar küçükse ve nüfusunuz da bu kadar azsa, o zaman işte o gelsin de nereden gelirse gelsin, öyle bir bozuyor ki yapıyı, yapı bir daha kendini toparlayamayacak duruma geliyor. Tabii biz başka zamanlarda, geçmişteki başka zamanlarda tanınmamış olmamıza rağmen uluslararası hukukla irtibat kuralım çabası göstermedik mi? Evet, gösterdik. Belki de tekrar tekrar hatırlanması gereken örnek burada taşınmaz mal komisyonu. Hani o taşınmaz mal komisyonunu 2005'te kurarken birileri çıktı ve dedi ki memlekete ihanet ediyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı hainlik yapıyorsunuz dediydi birileri. Da bugün her sıkıştığımızda herkes beraber o taşınmaz mal komisyonuna sarılır. İşte o taşınmaz mal komisyonu tanınmamış olmana rağmen uluslararası hukukla ilişki kurmanın tipik bir örneğiydi.
Ama bir dönem işte o taşınmaz mal komisyonunda kurduğumuz dönem biz ne dedik? 2004'te referandumlar gerçekleşti. Rumlar hayır dedi, Türkler evet dedi. Biz dedik ki adeta Türkiye'nin adını koyduğu bir şey vardı ya. Demişlerdi ki Kopenhag, madem Avrupa Birliği böyle davranır, Kopenhag kriterleri bir tarafa, biz bunları Ankara kriteri haline getirdik demişti Türkiye. Aslında biz 2004'ten sonra adını koymadan bunu yaptık. Biz Avrupa Birliği'ne uyum yasalarını geçirdik. Taşınmaz mal komisyonunu kurduk. Ama ne oldu? Süreç içerisinde öyle bir noktaya geldik ki mecliste Avrupa Birliği uyum yasalarıyla ilgili özel bir komite olmasına rağmen ha vardır ha yoktur şu anda. Çünkü o komite artık uyumu muyumu takmıyor. Aslında komite değil takmayan. Şu anda ülkeyi yönettiğini iddia edenler öyle bir şeyi çok da önemsemiyor. Ama bu bize ne yapıyor? Bu bizi uluslararası standartlardan koparıyor. Uluslararası toplumun dışına taşıyor. Uluslararası hukukla bağlantımız öyle şey düzeyinde, o pamuk ipliği düzeyinde bile varsaydı onu da koparıyor. Ve geldiğimiz noktada ne nüfusumuzu, ne vatandaşımızı, ne kimin nerede ikamet ettiğini, ne üniversitelerimizin niteliğini, ne başka bir şeyi aslında emin olduğumuz şeyler olarak anlatamıyoruz. Hangi üniversitelerimiz bu açıdan daha şanslı ya da hangi üniversitelerimizin hangi fakülteleri, bölümleri uluslararası standartları belirleyen kuruluşlar tarafından denetlenmiş olup da akredite olanlar şu anda rahat. Ama o uluslararası standartları denetleyen kuruluşların akredite etmediği bölümler açısından her gün yeni sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla hep şunu söylüyoruz CTP olarak biz. Biz diyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Kıbrıs Türk halkının da geleceği Avrupa değerlerindedir. Uluslararası standartlardadır. Uluslararası standartlara uyumdadır. Ha, Avrupa değerlerindedirin altını çiziyorum. Neden? Hatırlayın, Gazze konusu ilk başladığında Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak biz dedik ki bu Birleşmiş Milletler, bu Avrupa Birliği bugün bulundukları noktada kendilerinin temsil ettiğini iddia ettikleri değerlerle ters düşüyor. Ve bugün dedik, bugün onlara rağmen, hatta gerekirse onlara karşı bu değerleri savunma günüdür. Dolayısıyla biz değerler düzeyinde uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği değerleri, daha doğrusu Avrupa değerleri bizim için yol gösterici olmadığı müddetçe bizim başımıza bunlar zaten gelecekti. Ama daha da gelecekler var cümlesinin altını çiziyoruz. Çünkü artık sistemi konuşmak lazım. Ve bu sistemin neden bunları ürettiğini ve bizi bu hale getirdiğini konuşmak lazım. Ha şunu söyleyelim. Bu sistem birilerini zengin etti mi? Etti. Birilerini başka bir ülkede aynı işle iştigal ediyor olsalardı bu kadar para kazanamayacakları bir parayla buluşturdu mu? Buluşturdu. Ama bu sistem, daha doğrusu bu sistemsizlik kendi içinde bu memlekette sosyal adaleti sağladı mı? Bu memlekette doğru dürüst adil bir gelir dağılımı sağladı mı? Çocuklarımızın aldığı eğitimin seviyesini yükseltti mi, düşürdü mü? Bu ülkede genel olarak bütün mekanizmayı toparladı mı, bozdu mu? Aslında 10 sene öncesinden bile çok daha kötü durumlara bizi taşıdı. Bu değerlerden kopuş, uluslararası hukuk beni ilgilendirmez, uluslararası standartlar beni ilgilendirmez. Ne modeli? Tayvan modeli, bilmem ne modeli. Böyle kendi içinde ne sorunlar yarattığını ve orada yaşayan insanlara neler yaşattığını hiç bakmadan, görmeden, değerlendirmeden böyle süslü reklam panoları şeklinde bir takım modeller atıldı toplumun önüne. Arkadaşlar, bugün çok uzatmak istemem. Burada ne yapmamız gerektiği bellidir. Biz Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ve dolayısıyla uluslararası hukuka entegre olmuş, uluslararası toplumla buluşmuş bir halk yaratmak konusunda irademizi ortaya koymuş bir halkız zaten. Biz 2004'te de bu iradeyi ortaya koyduk, 2017'de de ortaya koyduk. Evet, doğrudur. Evet, özellikle 2004'ten itibaren başlayan süreçte
Kıbrıs Rum liderliğidir bu memlekette çözümün olmamasının sebebi. 2004'te ne yaptıklarını da biliyoruz, 2017'de ne yaptıklarını da biliyoruz. Ama bu memleket için, bu halk için madem ki onlar çözümün önüne takoz koyuyor, o zaman biz de uluslararası hukuku, uluslararası toplumla entegre olmayı bir tarafa bırakalım, kendi işimize bakalım demek gibi bir lüks yoktur. Bizim için halkımızın sürdürülebilirliği ve varoluşunun devam edebilmesi için evet çözüm süreci son derece önemlidir. Doğru kurgulanmış bir çözüm süreciyle halkımızı uluslararası toplumla ve uluslararası hukukla buluşturmak önemlidir. Ama hani demin dedim ya şu anda yönettiğini iddia edenler mesela AB uyum yasaları, AB değerleri, Avrupa değerleri, kriterleri falan filan boş ver gitsin, sal gitsin havasına girdiler. Aynı şeyi Kıbrıs sorununun çözümü konusunda da sergilediler. Yani çıkıp da Hristodulidis size veya Anastasiadis size ben güvenlik konseyi kararlarında belirlenmiş olan siyasi eşitlik ilkesi konusunda ayak sürüyorum dediğinde bu aslında sizin uluslararası hukuktan kopmanızı gerektiren bir şey değildi. Tam tersine dört elle oraya sarılmanızı gerektiren bir şeydi ve dört elle sen bunu diyemezsin, güvenlik konseyinin kararları var demenizi gerektiren bir şeydi. Ama hayır, çünkü hani o statiko denilen şey var ya, siz bundan fena halde memnunsunuz. Bu değişmesin diye uğraşıyorsunuz. Bunun değişmesi durumunda buralarda neler olabileceğini öngörüyorsunuz ve bu sizin arzu ettiğiniz bir şey değil. Bütün mesele de orada düğümleniyor. Ha, o zaman ne yaptınız? O zaman döndünüz. 2017'den itibaren tam da yapılması gereken bütün dünyayı gezip de güvenlik konseyi kararlarına uymayan Sayın Anastasiadis sonra da Sayın Hristodulidis'tir deyip de Kıbrıs Türk halkını nerelerinden uluslararası hukukla ve uluslararası toplumla buluşturabilirim bu ölü dönemde diye uğraşmak yerine madem öyledir ben tamamen koptum uluslararası hukuktan ve uluslararası toplumdan tavrını sergilediniz ve dikkat edin ne yaşanıyorsa adeta bir milat gibi 2020-2021 çıkıyor karşımıza. 2020-2021'den sonra da bu boş alanda her şeyi saldınız. Eğitim kurumlarının sayısından tutun da bilmem üniversitelere kadar bu ülkeye akan yabancı işçi, yabancı öğrenci, mülk almak için gelen yabancı buralarda vatandaşlık konusunda. Çünkü özgür alan, hiçbir hukuki sınırı olmayan bir alan. Ben burada yürüyorum, gidiyorum, kimse de bana bir şey diyemez zannettiniz. Ama geldi hepsi elimizde patladı. Hala öyle zannetmeye devam ettiğiniz için bugün uluslararası toplumun hiç anlamadığı, hep söylüyorum bizim dahi anlamadığımız bir takım tırnak içinde kriterleri müzakerelerin ön şartı haline getirdiniz. Egemen eşitlik dediniz, eşit uluslararası statü dediniz, söylediğinizi ne siz anladınız? Ne uluslararası toplumun temsilcileri anladı, ne de biz anladık. Ne istediğiniz bile aslında belli değil. Son zamanlarda da doğru okuyabiliyorsak, anlayabiliyorsak, çünkü kimden doğru bilgiyi alacağımızı aslında bu sistem içerisinde kestirmek kolay değil. Son zamanlarda da döndünüz, bunu işte önce izolasyonlar kalksın, sonra müzakere başlasın, ön şart budur noktasına getirmeye çalıştığınızı hissettiren açıklamalarınız var. Arkadaşlar artık takkeyi koyun önünüze. Zaten o takke düştü, kel göründü. Bizim açımızdan bu müzakere sistematiğinde önemli olan noktaları ve ön şart haline getirebileceğiniz noktaları koyun ortaya. Ön şartınız olmasın demiyoruz. Biz zaten CTP olarak kendi ön şartlarımızı koyduk ortaya. Ve bu ön şartları niçin koyduk? Bu ülkede bir an önce çözüm olsun istediğimiz için. Başka birilerinin aklından çözüm olmasın diye ön şart koyayım da bu da böyle devam etsin geçiyorsa biz orada değildik. Arkadaşlar oturabilirsiniz lütfen de. Ben Sayın milletvekilleri lütfen dinleyelim.
Özdemir Bey lütfen. Devam ediniz. Tekrar ediyorum. Elbette 2004'te yaşananın, 2017'de yaşananın bir daha yaşanması Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kesinlikle kabul edebileceği bir şey değildir. Ve bunun aynı şekilde yaşanıp sonuçlarının da aynı olması Kıbrıs Türk halkının geleceğe dönük sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya sahip olmasını sağlamaz. O yüzden Cumhuriyetçi Türk Partisi de ön şart koyuyor. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin koyduğu ön şartlar bizim uluslararası topluma son derece rahat bir şekilde anlatabileceğimiz ön şartlardır. Çünkü bu ön şartlar aslında uluslararası toplumun kendi ürettiği ön şartlardır. Hani o siyasi eşitlik dönüşümlü başkanlığı da bir Kıbrıslı Türk'ün oyu olmadıkça federal devlette hiçbir organın karar alamamasını da sağlayan o siyasi eşitlik, altı dolu siyasi eşitlik, BM Güvenlik Konseyi kararında yazan bir şeydir. Hani o bizim söylediğimiz sonuç odaklı ve takvimli müzakere, Guterres'in kendi ifade ettiği metodolojidir. Hani o bizim sözünü ettiğimiz gene masaya oturursak ve gene Kıbrıs Rum liderliğinden dolayı çözüme ulaşamazsak statükoya dönüşü kabul etmeyiz aslında Anna'nın 2004'te kendi raporunda söylediği şeydir. Ha doğru diplomasi izlenecekse dert gerçekten Kıbrıs Türk halkının doğru zeminde uluslararası toplumla uluslararası hukukta buluşmasını sağlamaksa evet metodolojiye ilişkin ön şartlar ortaya koymak Kıbrıs Türk halkının iki defa olumlu iradesini ortaya koymuş olan Kıbrıs Türk halkının sonuna kadar hakkıdır. Ve o gene ne olduğunu anlamadığımız özden gelen haklar var ya o özden gelen haklar dediğiniz şey 1960 anayasasını ve 1960 antlaşmalarını üreten haklardır. Ve 1960 anayasası da fonksiyonel federalizm üzerine kurulmuştur. Yani o özden gelen haklarla kurulan odur. Ve özden gelen haklarla ondan sonra coğrafi temele dayalı federasyon tezi de ortaya atılmıştır. Ama siz bir egemen eşitlik diyeceksiniz, bir eşit egemenlik diyeceksiniz. Nedir bu diyecekler? Cevabı olmayacak. Eşit uluslararası statü diyeceksiniz. Nedir bu diyecekler? Tanınmamış bir devletten tanınan bir devlet masaya otursun da eşit olalım gibi hem uluslararası toplumun anlayamayacağı hem de kendi içinde zaten çelişkili olan tezleri ortaya koyacaksınız. Bunlarla hiçbir yere varamazsınız. Niçin bugün bunu konuşmayı istedik? Hani diyeceksiniz ki ne oldu ya şimdi hani 62. madde acil konularla ilgilidir. Arkadaşlar acil konularla ilgilidir. Çünkü eğer program değişmezse bilebildiğimiz kadarıyla 3-4 gün içerisinde Sayın Tatar'ın Sayın Guterres'le görüşme ihtimali var. Eğer programda bir değişiklik olmazsa. Dolayısıyla meclis olarak bu konu tam da bugün yaşadığımız sorunlarla da ilintilendirilerek ele alınmak durumundadır. Bu eğer ele alınmazsa Sayın Tatar mecliste temsil edilen partilerle görüşme yapacak mı yapmayacak mı buna ilişkin de bir bilgimiz yok. Zaten o toplantılara zaman zaman gittik. Gittiğimiz zaman da bu nedir diye sorduğumuzda anlayabileceğimiz şekilde bize verilmiş bir cevap yok. Ama Sayın Guterres ile Sayın Tatar görüşecekse kimin adına görüşecek? Kıbrıs Türk halkı adına görüşecek. Ve Kıbrıs Türk halkı adına görüşecekse ne görüşeceğini elbette bizim bilmemiz gerekiyor. Çünkü şu ana kadar kendisine de direkt olarak defalarca sorulmuş olmasına rağmen tam olarak ne demek istediğini, neyi beklediğini anlamak mümkün olmadı. Onun için arkadaşlar çok nettir. Şu anda halkın arasına girin. Herkesin aslında bir beklentisi var. Herkes acaba o reset düğmesi neredeydi? Reset düğmesini bulsak da oraya bir bassak arayışı içerisinde. Çünkü tel tel dökülen bir yapı var karşımızda. Bu bizi Kıbrıslı Rumlarla ön şartsız teslime olacağımız şekilde müzakereye itecek falan filan bir şey değil. Ama doğru diplomasi de şu anda yaptığınız değil. Şu anda yaptığınız ne dediğinizin anlaşılamadığı ve her gün Kıbrıs Türk halkını uluslararası hukuktan ve uluslararası toplumdan biraz daha uzaklaştıran, Avrupa değerlerinden, standartlarından, niteliklerinden biraz daha uzaklaştıran bir yönetsel model üzerinden
birilerini zenginleştirmekten başka bu toplumda can ve mal güvenliğini her gün daha fazla risk altına sokmaktan başka hiçbir şey değil. Ve tekrar ediyorum. Sakın ha bana bu kürsüye çıkıp da herhangi biri, işte Avrupa'yı da gördük, tekrar ediyorum. Gazze konusunda sizden çok daha açık söyledi Cumhuriyetçi Türk Partisi, Birleşmiş Milletler'in de, Avrupa Birliği'nin de, çeşitli Avrupa ülkelerinin de, Amerika Birleşik Devletleri'nin de, kendi ürettikleri Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne sahip çıkan bir tavır sergilemediğini ve tekrar ediyorum, Avrupa değerlerinin bundan sonra o gerekirse onlara rağmen, gerekirse onlara karşı savunulması gerektiğini söyleyen biziz. Ama bu toplumun tercihi de o değerler sistemidir, o standartlardır, o niteliklerdir, arzusu da odur, isteği de odur. Ha, o umudu öldürdüğünüz zaman bu statükoyu çok daha kolay yaşatabileceğinize dair bir düşünceniz var. Dolayısıyla oralarda onu öldüreyim de bu da böyle gitsin diyorsunuz. Ama bu da böyle gitsin dediğiniz şeyin aha toplumu, bu halkı ne hale getirdiğini 2024 yılında kendi gözlerinizle de görüyorsunuz. Dolayısıyla bir an önce bu işin özünü de konuşmak gerekiyor. Ve bu işin özü, evet, Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukla, uluslararası toplumla, Avrupa değerleriyle buluşturulmasının yollarını konuşmaktır. Yoksa hani Türkiye dediydi Kopenhag kriterleri yerine Ankara kriterlerini koyarık. Öyle bir niyetinizin de olmadığı çok açık bir şekilde süreçler içerisinde ortaya çıktı. Neden? Ne zaman kafamızı duvara vurduk da yardıysak o zaman konular konuşulur hale geldi. Ne zaman sizi uyardıysak iki adım kaldı duvara ve adım atmaya devam ediyoruz. Bunun sonucu kafamızı gözümüzü yarmaktır dediysek kulaklarınızı kapattınız. Bunlar nasılsa olmaz dediniz ama hepsi de bir bir olmaya başladı. Dolayısıyla bu sistem sürdürülebilir değildir. Uluslararası toplumdan, uluslararası hukuktan kopuk bir şekilde Kıbrıs Türk halkının varoluşunu güvence altına almak ve sürdürülebilir kılmak mümkün değildir. Bundan sonrasında da doğru dış politikayı uygulamak gerekir. Türkiye'ye de bakarsanız en yakından orayı görüyorsunuz diye. Dünyaya da bakarsanız artık görürsünüz ki ekonomi dahi dış politikadan, uluslararası politikadan bağımsız değildir. Güvenlik bağımsız değildir. Enerji bağımsız değildir. Dolayısıyla uluslararası politikada doğru adımları atmak bu toplumda hani o hepimizin istediği yeni bir yapıya geçmek, yeni bir şeye başlamak dediğimiz fikri besleyebilecek tek şeydir şu anda ve buna Kıbrıs Türk halkının ihtiyacı vardır. Ha derdiniz Kıbrıs Türk halkının hiçbir şey değişmez, bu statüko zaten değişmez, böyle de yaşayacak, varsın can güvenliğiniz de tehlikeye girsin, mal güvenliğiniz de tehlikeye girsin, yoklukla ilgili endişe yaşayın, yolsuzlukla ilgili endişe yaşayın, bilmem yoksullaşın, her gün biraz daha yoksullaşın, değişecek hiçbir şey yoktur, umut yoktur mesajını vermekse ben de size buradan bir kez daha söylüyorum, öyle değildir. Umut vardır. Kıbrıs Türk halkı çok daha zor koşullardan var olarak çıkmayı başarmıştır. Buradan da çıkacaktır. Umut vardır ve bu değişimin, Kıbrıs Türk halkının talep ettiği bu değişimin önüne geçmeniz de mümkün olmayacaktır. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, buyurun kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir kere daha buradayız. Şimdi (gülüyor)
egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü politikamızın bir ön koşul olarak algılanmasını bizim kabul etmemiz söz konusu değildir. Yani Rum tarafının uluslararası camianın büyük bir hatası sonucu tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, devleti ve hükümeti diye kabul edilmesini ön koşul olarak görmeyeceğiz. Ve bizim statü meselesi olan Kıbrıs konusunda statülerin eşitlenmesini talep etmemizi ön koşul olarak yorumlayacağız. Böyle bir dünya yok. Kıbrıs meselesi bir statü meselesidir. Rum tarafı devlet, biz ise toplum, o devletin toplumu muamelesi gördüğümüz sürece istediğiniz kadar argüman ileri sürün, hiçbir başarı şansı olmayan müzakere süreçlerinden başka bir şey değildir bahsettiğiniz. Bu da 60 yıllık tecrübeyle kanıtlanmıştır. Ha bizi statükonun koruyucusu, savunucusu diye suçlamanızı da asla kabul etmiyorum. Tam tersine statükoyu sorgulayan ve değiştirmeye çalışan da biziz. Ha statükodan ne murat ettiğinizi ortaya koymak lazım. Bizim statüko dediğimiz az önce dediğim tablodur. Rum, Kıbrıs Cumhuriyeti, biz de o cumhuriyetin bir toplumu. Statüko budur. Bu statikoyu bizim savunmamız diye bir öngörümüz zaten olamaz. Böyle bir görevimiz olamaz. Böyle bir vizyonumuz, misyonumuz olamaz. Tam tersi. Bu statikonun challenge edilmesi, bozulması ve statülerin eşitlenmesi kaçınılmazdır. Başka türlü müzakere süreci gündeme gelecek değildir. Bunu anlayın artık. Bunu söylemek de statükoyu savunmak diye nitelendireceğiniz bir şey değildir. Lütfen. Statükoyu bozmaya çalışan biziz. Statükoyu koruyan Birleşmiş Milletler'dir. Birleşmiş Milletler misyon temsilcileriyle çok tartışıyoruz bakanlıkta. Çok sıkıştıklarında cevapları nedir biliyor musunuz? Ama statükoyu korumak bizim görevimizdir. Hangi statükodan bahsediyoruz? Uluslararası hukukun dışındayız. Biz uluslararası hukukun dışında olma sevdasına mı sahibiz? Yoksa bizi uluslararası hukukun dışına iterek kendi yarattıkları Kıbrıs adaletsizliğinin sorumlusu sanki bizmişiz ve kendileri bu sorunu çözmeye çalışan uluslararası güçler BM Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi, Avrupa Birliği, bunlar uluslararası hukuku savunan ve bizim de uluslararası hukukun dışında olduğumuz için bizi o hukuk içerisine koymaya çalışan taraflar gibi kendilerini lanse etmelerini çok sinsi bir oyun olarak geçmişte de yorumladım. Bu sorunu biz yaratmadık arkadaşlar. Kıbrıs sorununu Kıbrıs Türkiye yaratmadı. Kıbrıs sorununu 1964-186 sayılı Güvenlik Konseyi kararıyla Rum'u tek başına BM Genel Kurulu'nda Kıbrıs Cumhuriyeti diye üye bir devlet olarak oturtma kararı verenler başlattı. O günden itibaren Kıbrıs meselesini müzakereler yoluyla karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme gidebilecek bir konu olmaktan çıkardılar. O günden itibaren bütün oynadıkları oyun bizim Rum'un boyunduruğu altına girecek bir toplum düzeyine indirgemiz olmuştur. Hala daha da budur. Ve Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkartılması oyunudur. Türkiye'nin Kıbrıs'ta söz sahibi olacak bir ülke olmamasını sağlamaya yönelik bir oyundur. Kıbrıs sorununun ne kadar özünde çok basit,
ama perde arkası da çok sinsi bir sorun olduğunu görmezden gelemeyiz. Uluslararası hukuk tabii ki vardır. Uluslararası hukuka tabii ki saygılı olmak, uluslararası hukukun içinde olmak misyonumuz olması gerekir. Ama ben şunu da söyledim geçmişte, yine tekrarlarım. Eğer uluslararası hukuka saygı varsaydı, bu büyük güçler, Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Rusya'sı, Güvenlik Konseyi, daimi üyeleri, Avrupa Birliği, uluslararası hukuka saygıları olsaydı, Kıbrıs Türk'üne 60 yıldır yaptıkları haksızlığı, diskriminasyonu yapamamaları gerekirdi. Eğer uluslararası hukuka kendilerinin saygısı varsaydı, hem uluslararası hukuku çiğneyeceksiniz, Kıbrıs Türk'ünü olmayan bir statüye zorlayacaksınız, toplum statüsüne, Rum dominasyonundaki bir devlette, sonra da uluslararası hukukun dışındasınız, gelin uluslararası hukukun altına giriniz diye bize akıl vereceksiniz. Ey Amerika'sı, İngiltere'si. İngiltere, Amerika, Kıbrıs Türk'ünün iyiliğini çok mu istiyor arkadaşlar? Çok mu derdinde İngiliz'in, Amerika'nın, Fransız'ın, Rus'un, Çin'in, Kıbrıs Türk'ünün uğradığı haksızlıklar? Kendi egemen üslerinin geleceğini düşünmekten başka İngiltere'nin Kıbrıs'la ilgili hiçbir bağlantısı yoktur. Bütün derdi iki egemen üst bölgesinin geleceğinin garanti altına alınması, başının ağrımaması. Kıbrıs Türk'ünün hatırına. Dolayısıyla egemen eşit iki devlet ve eşit uluslararası statü kesinlikle ön şart değildir. Ön şart Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınıyor olmasıdır. Ve sonra gelin sorunu çözelim diyorlar. E sorun Rum'un Kıbrıs Cumhuriyeti diye kabul edilmesidir. Sorun budur. Bunu kabul edin ve gelin sorunu çözelim. Neyi çözeceğim? Kıbrıs sorunu Rum'un Kıbrıs Cumhuriyeti diye kabul görmesi ve statülerin eşitsiz olmasıdır. Bunu sağlayanların da bizleri suçluluk psikolojisi içerisine itmeye çalışan politikalarını bizim kabul etmememizden geçer. Bizim suçluluk psikolojisine girmemizi gerektiren hiçbir politikamız yoktur. Çok söyledik buradan. Adına Kıbrıs Cumhuriyeti denen bir Rum devletinin toplumu değildir Kıbrıs Türk halkı. Bu statüler eşitlenmesi gerekir. Rum'un Kıbrıs Cumhuriyeti statüsüdür ön koşul. O ön koşula karşı biz mücadele veriyoruz. Bu verdiğimiz mücadele ön koşul olarak algılanıyorsa biz bunu kabul etmiyoruz. Önümüzdeki ön koşulu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Masaya oturacaksak eşitler olarak oturacağız. Ha, eşit uluslararası statü, egemen eşitlik, yani KKTC'nin tanınmasını mı istiyorsunuz masaya oturmak için? Buna verdiğimiz cevap da eleştiri konusu oluyorsa tekrar izah edelim ne demek istediğimizi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın, sonra masaya oturalım diye bir talebimiz olmadı. Tabii ki hedefte devletimizin tanınması vardır, bu kaçınılmazdır. Ama masaya oturacaksak, Rum'un adadaki tek egemen otorite olduğu algısının ortadan kaldırılması gerekir. O da nedir? Egemen eşit iki toplum, iki devlet, iki halk. Bunların egemen eşit statü, uluslararası statüleri var. Yani Kıbrıs Türk'ünün egemen bir halk olarak egemen eşit bir devleti olduğunun kabul edilmesi, Rum tarafının adadaki tek egemen otorite olmadığının kabulü anlamına gelecektir. Tekrar söyleyeyim. Eşit uluslararası statü olmadan egemen eşitliğin kabul edilmesinin bir anlam ifade etmediğini daha önce de söyledim.
Çünkü Batı dünyasında egemen ifadesinin nasıl çarpıtılarak kullanıldığını da geçen oturumlarda Amerika'daki Kızılderililere yönelik alınan egemen halktır kararından örnek vererek anlatmaya çalıştım. Çünkü şu anda üzerimize gelen dış güçler eşit uluslararası statüyü bir kenara koyalım. Egemen eşitler bölümünde Rum tarafını bu noktaya getirelim. Bu son derece tehlikeli bir oyundur. Egemen eşit uluslararası statü olmadan egemen eşitliğin kabulü diye bir şey aldatmacadan başka bir şey değildir. Bir anlamı yoktur. Eşit uluslararası statü. Yani adada iki tane egemen halk vardır. Bu iki egemen halkın birer devleti vardır. Ne biri ne öbürü tek başına bütün adanın egemeni değildir. Bunun ortaya çıkması lazım. Masaya eşitler olarak oturursak eşit kalkarız. 60 yıllık müzakere sürecinde böyle bir yalana boyun eğdik. İşte eşit toplumlar arası görüşmeler, iki toplum lideri. Ama Rum tarafının hiçbir zaman bu eşitlikte olmadığını 60 yıldır gördük işte. Niye bir müzakere yöntemiyle anlaşmaya varılamadığının tek gerekçesi de oydu zaten. Rum'un ihtiyacı yok. Çünkü dünya kendisini zaten Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti, hükümeti, cumhurbaşkanı tanıyor. Bizim üzerimize ambargolar uygulatabiliyor. Nerede eşitlik? Aldatmaca eşitlik formülleriyle Kıbrıs meselesini halletmek diye bir olasılık söz konusu değildir. Buyur başkan. Yani gerçekten anlamak için soruyorum. Egemen eşitlikten de önce eşit uluslararası statü aslında. Önemli olan o. Önemli olan o. Aynı fikirdeyim. Eşit uluslararası statüden, yani mesela Birleşmiş Milletler şimdi ne derse bize eşit uluslararası statü dediğimiz şey bizim açımızdan tatmin edici bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Soru bu. Şimdi başkan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesinin de, yani veto hakkı olan 5 üyenin de aynı açıklamaya onay verebilecekleri bir ortamda olduğumuzu ben şahsen düşünmüyorum. Yapılması gereken, az önce de söylemeye çalıştım, Rum tarafının hak etmediği, yasal olmayan bir tanınmışlığının adanın tek otoritesi, toprak bütünlüğü olan bir devletin, tek egemenliği olan bir devletin hükümeti, bu statünün ortadan kaldırılması gerekir. Annan planının da, Annan raporunda hatırlarsanız, ki Türk tarafı o cümlenin ikinci bölümünü çok kullandı, ama benim açımdan o cümlenin başlangıç bölümü daha önemliydi. Annan ne demişti bu raporunda? Kıbrıs Türkleri Annan planına evet demiş olmakla ayrı devlet sahibi olmak iddiasından vazgeçtikleri için üzerlerindeki izolasyon tedbirlerinin devamında gerek yoktur. Şimdi biz eğer bu cümlenin sadece son bölümünü alır, Annan da dediği işte üzerimizdeki izolasyonların ortadan kaldırılması gerekir dedi. Ama onu demesinin gerekçesi cümlenin başlangıç bölümüdür. Ayrı devlet sahibi olmaktan vazgeçtiğimiz için. O zaman bizi nereye oturtuyorsunuz? Uluslararası güçler, uluslararası hukuku belirleyip herkese akıl veren ama dünyadaki bütün problemlerin temelinde de var olan bu 5 daimi ülkeden biri, ikisi, üçü, dördü, beşi. Yani Sayın Başkan, söylemeye çalıştığımız, ben şimdi Güvenlik Konseyi'nin nasıl bir cümle formüle etmesi gereğini buradan söyleme durumunda değilim. Benim varmaya çalıştığım netice Rumların... Yani ben onların nasıl bir cümle formüle etmesini tarif etmek durumundasınız demiyorum. Yani siz onlara...
siz de Ersin Bey de bir şey aktarıyorsunuz. Eşit uluslararası statü olmadan bu müzakereler başlamaz diyorsunuz. Yani başka... Ben de anlamak istiyorum. Yani tamam. Anlattıklarınız başka bir şey. Ama eşit uluslararası statü ne deyince olur? İlla BM Güvenlik Konseyi demiyorum. Ya kim diyecekse. Ne deyince olur da müzakereler başlayabilir? Bunun anlaşılması gerekiyor. Adada iki ayrı egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü taşıyan iki halk, iki egemenlik, iki demokrasi vardır. Peki bu KKTC'nin tanınmasını ön şart yapmıyoruz dediğiniz şey değil mi? İki ayrı egemen devlet vardır adada dediği anda. Rum'un Kıbrıs Fethi'de tanınması ön şart değil mi? Sizin ne istediğinizi ben merak ediyorum. Ama ben o ön şartı ortadan kaldırmak için bunu istiyorum. O ön şart orada durduğu sürece başkan, yani sizin arzu ettiğiniz müzakerelerin gerçekleşmesi veya gerçekleşse bile ki gerçekleşmeyecek, gerçekleşmesi halinde bile bir başarıya, bizi mutlu edecek bir başarıya ulaşması söz konusu değil. Onu, ama öyle bir şey talep etmiyorum. Bakın söylediklerinizin, tutarsızsınız asla demiyorum. Ama söylediklerinizin içindeki tutarlılığı bulmaya çalışıyorum. Bir taraftan diyorsunuz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ön koşuldur demiyoruz. O isimle. O isimle. Tamam. Ama diğer taraftan da diyorsunuz ki biz adada iki ayrı egemen devlet vardır. Bu tespit İşin edilmedikçe, bu tespit edilmedikçe müzakerelere başlamayız diyorsunuz. Bunu ikinci söylediğiniz zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması anlamına gelir. Hayır ben bakayım. O zaman onu söylemiyorum demenizin sebebi ne? Şunu söylüyorum. Benim egemen bir halk olarak devlet sahibi bir halk olduğumun kabulü başka bir şeydir. Kurduğum devletin ismiyle tanınır olması başka bir şeydir. Yani ben egemen bir halkım, egemen devletim var. O zaman siz egemenliği halk için talep ediyorsunuz, devlet için değil. Hayır, şöyle söyleyeyim. Hani derler ya, üzerimizdeki izolasyonlar kaldırılsın. Sorarım, kim kaldıracak bu izolasyonları? Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti sıfatıyla Rum tarafı büyüklük gösterecek, iyi niyet gösterecek ve diyecek ki Rum Sivil Havacılık Otoritesi Ercan veya Timbu uluslararası rafiye açıktır. Ve bu bizi mutlu edecek. Veya Rum Futbol Federasyonu diyecek ki bundan sonra Kıbrıs Türk takımları istedikleri takımla oynayabilirler. Ben engel olmayacağım. Bu bizi mutlu edecek. Hayır zaten onun için çözüm istiyoruz. Tamam da çözüm derken başkan, sorunun ne olduğu noktasında mutabık olmamamız halinde sorundan bahsediyor olabiliriz. Çözümden. Çünkü ilgini çeken şu tersin ben mutabıkız galiba sorunun ne olduğu noktada. Sorun Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti tanınmasıdır. O ortadan demiyorum. Yani sorun statükoya ilişkin meselesi. Tanımınızda aslında hem fikiriz hemen hemen. Ha bu statükonun değişmesine dair talepleriniz bu statükonun değişmemesine yol açıyor. Peki başkan, sizin söylediğiniz o zaman benim anladığım kadarıyla yeni bir sürece girelim. Takvimlendirilmiş bir süreç olsun ve bunun sonunda da Rum'dan dolayı yine anlaşma olmazsa bizim statümüzün önceden ne olacağının belirlenmesi. Bu mu? Dünya bizi asla o noktaya getirtmez. Getirtmez. Getirtmez başkan. Yani benim uluslararası güçlere güven duymamı gerektiren bugüne kadar ne yaşadık ki? Onların bu sözde güvencelerine güven duyayım. Ve devlet kurmuş bir halk olarak ve bunca yıldır da bu devleti çalıştıran hatasıyla, eksisiyle, her türlü olumsuzluğuyla ama devlet kuran bir halk olarak oradan geri adım atayım, toplum düzeyinde tekrar müzakereye gireyim ve umut edeyim ki Rum'dan dolayı anlaşma olmadığı takdirde o güçler beni şimdi talep ettiğimi o zaman talep edeyim ve kabul ederler. Yok böyle bir dünya. Bu bizim açımızdan en azından aşırı bir iyimserliktir. Kime yönelik? Bize bunca yıldır haksızlık yapan, bize diskriminasyon uygulayan, ambargolar uygulatan, statümüzü inkar eden, her türlü haksızlığı hala daha bugün de dahil olmak üzere yapan
güçlere karşı bir güven. Niye? Niye ben ona güveneyim? Ön koşul olarak benim önüme koydukları Rum'un tanınmışlığını ortadan kaldırsın kardeşim. Ortadan kaldıracak. Bunun formülünü kendisi bulacak. Hep söylerim kendilerine. Face saving bir formül bulun. Yani kendinizi rezil etmeyecek. Kendinizi de koruyacak bir formül bulun. Ve bundan çıkın. Adada bütün adayı temsil etme yetkisine sahip hiçbir devlet olmadığının tescil edilmesi lazım. Güvenlik Konseyi tarafından. İki tane otorite var bu adada. Sen birine bütün avantajları verdikten sonra diğerinden nedir beklediğin? Evet. Sayın Bakan, Birleşmiş Milletler'in bize toplum değil de halk demesi bir adım olabilir mi? Yok yok. Çünkü halkların biliyorsunuz self determinasyon hakkı vardır ve ısrarla bize Kıbrıs Türk halkı demekten kaçınıyorlar. Başka? Bu bizim için aslında son derece incitici ve kimliğimizi reddedici bir tavırdır. Şimdi bakın. Avrupa muhafazakarlar ve reformist grubu güneydeki Elam Partisi'ni üye yapma aşamasında olan bir grup. Bizim üye olduğumuz bir grup. Yıllar önce Arnavutluk'taki tam oylamada buldu, tam buldunuz üye olacağınız grubu işte. Biz olduk. Yıllar sonra onlar aldı. Şimdi bakın. O grubun yetkililerinin Kıbrıs Türk'üne karşı ne kadar en hafif tabiriyle saygısız olduklarını gösteren Elam gibi faşist Türk düşmanı bir partiyi siz muhafazakar ve reformist parti grubu olarak geçtiğimiz 2-3 gün içinde de güneyde etkinlik yaptılar Elam'ın misafirliğinde. Yani bizler sizin bu batı güçlerine, BM'ye, beş daimi üyesine, Avrupa Birliği'ne duyduğunuz güveni biz duymuyoruz. Duymamızı gerektiren hiçbir uygulamaları yoktur. Statükoyu savunma diye bir politikamız kesinlikle yoktur. Tam tersine statükoyu ortadan kaldırmaya çalışan biziz. Statükonun statüko derken neyi kastettiğiniz önemli tabii. Statüko işte Kıbrıs sorununun ta kendisidir. Rum Kıbrıs Cumhuriyeti. Biz yıllar önce Malezya Dışişleri Bakanı bana Kuala Lumpur'da yıllar önceden bahsediyor. Sizin probleminiz nedir biliyor musun dedi. Bana nedir dedim. Dünya sizi secessionist ethnic minority, yani ayrılıkçı etnik bir azınlık diye görüyor. Böyle görünmemizin nedeni nedir? Rum'un Kıbrıs Cumhuriyeti diye kabul görmesi. Ve Rum'un Kıbrıs Cumhuriyeti tanınmışlığı ile özellikle azınlık sorunları olan ülkelere bu Türklerle ilişkilerinizi geliştirmeyin. Çünkü sizin ülkenizdeki azınlıklara kötü emsal teşkil edecek. Kıbrıs sorunu budur. O yüzden ısrarla statü meselesidir. Bu statülerin eşitlenmesi gerekir. Ön koşul değildir yaklaşımımız. Karşımızdaki ön koşulu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bunun için de esas görev BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine düşer. Nasıl bulacaklar bu formülü? Kendilerine Holguin dahil kiminle görüşsem, New York'ta da görüşsek, burada da görüşsek devamlı söylüyoruz. Kendinizi rencide etmeyecek, kendinizi de face saving dedikleri İngiliz'in mahcup olmayacağınız bir yöntemle bu statüleri eşitlenmesini sağlamaktan başka bir göreviniz yoktur sizin. Mevcut yanlışınızda ısrar edeceksiniz ve bizi eleştireceksiniz. Ve sizin yanlışınızı kabul etmediğimiz için bizi kötüleyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Bizi kötüleyin.
Evet. Buyur Fikri Bey. Konuşmanızın başında dediniz ki egemen eşitliğimizin kabulü ön koşul değildir dediniz. Doğru mu hatırlıyorum? Ön koşul diye eleştiriyorsunuz. Müzakerelerin başlamasını engelidir diyorsunuz. Ben de diyorum ki esas ön koşul Rum'un tanınmışlığıdır. Onu anladım. Onu kabul ediyorsunuz. Tamam, onu ve anladım. Bizim o statü eşitlenmesi talebimizi ön koşul diye eleştiriyorsunuz. Evet. Bunu kabul etmiyoruz. Şimdi Sayın Bakan, hepimiz oradaydık. Nisan 2021'de Cenevre'de 5+1 gayri resmi bir toplantı olmuştu. Ve orada Cumhurbaşkanı Sayın Tatar 6 maddelik bir öneri, bir talep, bir pozisyon ortaya koymuştu. Ve bunların birincisinde Genel Sekreter Güvenlik Konseyi'nin iki tarafın eşit uluslararası statüsünün ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığına dair bir karar alacaktır. Böyle bir karar mevcut iki devlet arasında işbirliğine dayalı bir ilişki kurulması için temel oluşturacaktır. Yaptı mı? Evet. Ne zaman yaptı? Hayır, Sayın Tatar bu altı maddeli... Genel Sekreter bunu yaptı mı? Hayır. Ha. Yani demek istiyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'e müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için bir ön koşul koydu. Ve o ön koşulda az önce söylediğim gibi Nisan 2021 5+1 gayri resmi toplantıda BM'ye iletildi. Fikri Bey, hala daha anlamıyorum bunu nasıl iddia edersiniz? Rum'un tanınmışlığının ön koşul olarak kabul görmemesini ve bu yanlışın düzeltilmesi için ortaya koyduğumuz pozisyonun ön koşul olarak nitelendirilmesini 60 yıl bu bir önümüze koydukları ön koşulla müzakere ettik. Değil mi? 60 yıl hemen hemen. Ve başarısızlık oldu. Niye? Çünkü Rum'un herhangi bir anlaşmaya zaten ne ihtiyacı var ne niyeti var. Kendisini zorlayan hiçbir şey yok. Rahat, tuzu kuru. Bütün dünya kendisini Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti diye kabul ediyor. Üzerimizde ambargolar uyguluyor. O zaman hala daha bizim bütün bu tecrübelerden sonra bir şey değil Rum'un Kıbrıs Cumhuriyeti diye kabul görmesi. Gelin oturalım da tekrar deneyelim. Ya böyle bir lüksümüz, böyle bir hakkımız yoktur. Alternatifimiz nedir? Savunduğumuz politikada sonuna kadar devam etmek. Bugüne kadar ne elde ettik? O zaman devletinden vazgeçmeye hazırsın değil mi? Hayır, hiç öyle bir şey söylemedim. O zaman nedir? Bugüne kadar ne elde ettik? Hem devletimi koruyacağım diyorsun, hem gidip toplum olarak müzakere edeyim diyorsun. Bu pozisyonunuz bugüne kadar bu topluma kaça mal oldu ve ne elde ettiniz? Bu pozisyonumuz çok yeni bir pozisyondur. 60 yıllık sizin pozisyonunuzun başarısızlığı ortadadır. Bizim pozisyonumuz daha çok yenidir. Hayır değildir. 90'lı yıllarda da sizin pozisyonunuz aynıydı. Ta ki Helsinki zirvesinde 1251 sayılı karar çıksın. Her zaman söylerim. Burada sabaha kadar tartışabiliriz. Tabii ki. Ne sizin beni ikna etme, ne ben sizi ikna etme şansımız yoktur. Kesinlikle sizi ikna etmek gibi bir derdim yok. Sadece... Bugün yaptığınız konuşmada yeni bir şey duydum. Hayır, her zaman söyleyeyim. Bugün yeni bir şey söylediniz. Dediniz ki egemen eşitliğin tescili müzakereler için ön koşul değildir dediniz. Bugün ilk defa söylersiniz bunu. Öyle algılamanızın, ön koşul algılamanızın yanlış olduğunu söylüyorum. Diğer esas ön koşul önümüzde durduğu sürece bunu ön koşul algılayamazsınız. Odur söylediğim. Esas ön koşul ötekidir. Onun bizim tarafımızdan kabul edilmesi, Rum tanınmaması gerekirdi ama tanındı. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hadi oturalım müzakere edelim. Böyle bir politika sahibi değiliz. Onu söylüyorum. Buyur Sami Bey. Tahsin Bey, şimdi tabii ben kendimi Siyasal Bilimler Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olarak varsayıyorum. Siz de hocasınız. Estağfurullah. Ve rica ediyorum sizden. Bana tane tane, yani herkesin anlayabileceği gibi
egemen eşitlik, eşit egemenlik, siyasal eşitlik, uluslararası eşit statü ve hele hele özden gelen haklar nedir? Birbirleriyle çelişirler mi, çelişmezler mi? Mesela bu özden gelen haklar hangi özden gelir? Yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nden itibaren Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kaynaklanan haklarından bahsederek, yoksa İngiliz dönemindeki Müslüman cemaatin haklarından bahsedersiniz, yoksa daha geriden 1878 öncesinden Osmanlı tabası olan toplumun, cemaatin, ki toplum diye 1960'tan önce tanımlanmıyordu Kıbrıslı Türkler. Nedir bu özden gelen haklar? Gerçekten yani birinci sınıf öğrencisi gibi bilmek isterim. Çünkü yabancı arkadaşlar sorar, ne ister sizin toplum liderliği diye. Ben anlamadığım için, aklım kesmediği için anlayamıyorum. Çünkü bir eşit egemenlik dersiniz, bir egemen eşitlik, dersiniz. Siyasal eşitlikten farkı nedir bu kavramların? Ve siyasal eşitlik, özden gelen hakları da bize bir tarif edin. Siyasal eşitlik 60 Cumhuriyeti'nde vardı. Bunu çok konuştuk buralardan. Yeterli olmadığını 63'ten itibaren gördük. O yüzden dedik ki siyasal eşitlik tabii ki olacak. Ama egemen eşitlik temelinde korunmuyorsa siyasal eşitlik bir anlamı yoktur. Çünkü sadece siyasal eşitlik 63 aralığından itibaren bize hak ettiğimiz statüyü tanıyamadı. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit kurucu ortağı olarak bizim imzamızın da olduğu bir anlaşma, altında imzamız var. O cumhuriyet kurulurken biz Ermeni toplumu değildik. Ne de Maronit. 60 Cumhuriyeti kurulurken. Ve garanti edilmiş bir ortaklık. Buna rağmen 63 aralığında bir gecede hepsi gitti. O yüzden egemen eşitlik vazgeçilmezdir. Sadece siyasi eşitlik talep etmek asla yeterli değildir. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Fikri Bey, tekrar çok detaya girmeye gerek yok. Yani boşuna tartışıyoruz burada. Hiç boşuna değil, çok güzel bir tartışma bu. Ne boşunası? Halk merak eder ben bunları. Açık açık söyledim Tahsin Ertuğrul olarak. Ben ne BM Güvenlik Konseyi üyelerine ne AB'ye güvenmiyorum. Göz göre göre bize haksızlık yapanlardan bahsediyoruz. Göz göre göre. Kıbrıs konusundaki detayları bilmeden mi bu haksızlıkları yaptılar? Kimse bilmiyorsaydı İngiltere bilirdi. Kıbrıs konusundaki detayları. Esas sorun da İngiltere'nin öncülüğünde başladı zaten 64 Mart'ındaki kararla. Neden? Çünkü kendi egemen üst bölgelerini rahat bırakmak için. Dolayısıyla ve AB'nin Rum tarafını üye almasındaki haksızlığı da çok anlattık. Niye ben bu arkadaşların İngiliz Büyükelçisinin bu adadaki yanlışlarını görmezden gelecek değilim. Kendisiyle 2-3 defa tartıştık. İngiliz Büyükelçisi mi yoksa Güney Kıbrıs'ın bir yetkilisi mi? İnsan şaşırır. Dolayısıyla çok enteresan. Rum Dışişleri Bakanı da aynen sizin gibi konuşuyor. Rumların, tıpa tıpa bakın, aynı şekilde. Bu işte kimse aldatamaz. BM ile tartışırken de BM'ye nerelerde hatalar yaptıklarını söylediğimizde çıkış noktaları nedir biliyor musunuz? Der ki Rum tarafı da bizi bu şekilde eleştirir. Demek ki biz doğru yapıyoruz. Şimdi bu çocuk aldatmacalarına gelecek değiliz. Ki midemiz tok. BM'nin adada Kıbrıs Türk'ünün çıkarlarına zarar veren uygulamaları olduğunu çok net biliyoruz. En son örneği Pile Yiğitler Yolu. Ve daha o kadar problem var ki ara bölgede BM yüzünden. Neye? Çünkü BM Rum tarafını üye devlet olarak görüyor. Bütçesinin belli bir yüzdeliğini Güney karşılıyor.
bizimle muhatap olurken bize bakış açısı başkadır. Rum makamlarıyla muhatap olurken onlara bakış açısı başkadır. Biz kendisine dediğimizde Pile Yiğitler yolunu Rum'dan karşı öneri gelmeyecek şekilde gündeme getiriyoruz. Bize öneri getirme. Çünkü bu 30 yıllık Rum'un haksızlıklarına sadece bir cevaptır. Bunu demiş olmamıza rağmen ne yapıyor? Gidiyor Rum'la bizim bilgimiz dışında anlaşma yapıyor. Ve bizim yol yapacaksak Rum'a da falan hakkı veriyor. Ve problem hala daha devam ediyor. Bu sadece bir problemdir ara bölgede, BM ile. En az 40-50 tane var. Neden? Çünkü BM'ye göre Rum Kıbrıs hükümetidir, üye devlettir. Biz ise o devletin etnik azınlık bir toplumuyuz. Hep aldatmaca. Biz bunların iyi niyetine güvenmediğimiz için sizin duyduğunuz güveni duymuyoruz. Bu nedenle de siz bizi eleştiriyorsunuz. Biz bu eleştirileri onaylamıyoruz, kabul etmiyoruz. Yanlış politika benimsediğimizi, savunduğumuzu asla kabul etmiyoruz. Onurlu politika budur. Ben bu adada iki egemen halk, iki egemen eşit devlet, eşit uluslararası statülü iki egemen eşit devlet. Bu yerleşmediği sürece BM'nin yaptığı, 64'te yaptığı hata düzeltilmediği sürece kimsenin Kıbrıs'ta ne müzakere beklentisi olsun ne çözüm beklentisi olsun. Teşekkür ederim. Yani Sayın Bakan, özden gelen haklara cevap vermediniz. Ne verecek demek? Verecek değilim Sami Bey. Çünkü ne niyetlerle soru sorduğunuzu da çok iyi biliyorum. Allah Allah. Tanım. Ben size tanım sorayım nedir? O zaman. Size göre Kıbrıs Türk'ü bu adada nedir? Eşit ortaktır. Neyin? Adanın. Siz ayrı egemenlik savunurken yani Leymos'unu ve BAF'taki hava sahasını bırakıyorsunuz, terk ediyorsunuz. 60'taki haklarımızı biz siz egemen eşit geriye götürüyorsunuz. Derken, geleceğin iki egemen eşit devletin müzakere ederek iyi komşuluk ilişkileriyle çeşitli konuların nasıl iki devletin faydasına değerlendirebileceğini bulabileceklerini söylüyoruz. Kıbrıs sorununu çözmeden. Kıbrıs sorununu çözme, Rum'un Kıbrıs Cumhuriyeti statüsünü ortadan kaldırmaktır. Ha. Bunu anlamıyorsanız. Yani güvenlik konseyi garantisi ki Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımaz. Yani çok şükür çok iyi anlıyoruz, öyle bir kabiliyetimiz var da siz ne söylediğinizden emin değilsiniz. Sürekli çelişiyorsunuz. Yani sizin söylediğin, mesela diyorsunuz ki siz CTP olarak bunlara hep güveniyorsunuz. Biz güvenmiyoruz. Kim çok çok yanlışsınız. Çünkü siz çok yanlışsınız. Rumlara biz sürekli diplomasi yapıyoruz. Sürekli bütün muhataplarla gidip konuşuyoruz ve kendilerine diyoruz ki örneğin birçok şeyin yanı sıra siyasi eşitlik, sizin kadar biz de hassasız siyasi eşitlik egemen konusunda. Egemen eşitlik nerede? Egemen eşitlik Kıbrıs yani, özelindeki yani federasyon modelinin içerisinde yazar. Egemen halk olmanın ne demek olduğunu anlamamak diye bir şey çok olamaz. Çok iyi yazar içerisinde. Sayın Başkan, ben bir soru sorabilir miyim? Siyasi eşitliğin yeterli olmadığını 60 tecrübesinden gördük diyorum. Hala daha siyasi aynısı eşitlik aynısı değildir diyorum. Şu anda önümüzde olan. 60 yıllık tecrübeden hiç ders çıkarmadan bu kadar o yüzden Sayın Bakan, ben o yüzden o yüzden 1960'a geri dönmeyi CTP hiçbir zaman kabul etmedi. Ben size öyle bir o şey yüzden, demedim. O yüzden CTP Rum çok mu istiyor? O başka konu. Tamam. Sayın Bakan, izin verirseniz ben bir basit soru sormak isterim. Konu şu. Bir çözüm sürecinin içerisindeyiz aslına bakarsanız ve biz siyasilere düşen görevde elbette bunun yapı taşlarını iyi kurgulamak. Sizin 186 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı noktasındaki hassasiyetinizi çok iyi biliyorum. Bu noktada BM Güvenlik Konseyi 186 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını revize edecek bir yeni karar alsa, aldığını varsayalım bu yolda. Bu çerçevede tek egemenlikli
iki halkın egemenliğini eşit bir şekilde paylaştıkları bir modeli kabul eder misiniz? Hayır. Teşekkür ederim. Çok net söyleyeyim. Toprak bütünlüğü ve tek egemenliği olan hiçbir modeli kabul etmiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani Sayın Topaner Hürman. İmzaya da sahip çıkmazsınız. Buyurun. Lütfen toparlarsa, kısa tutarsak isabet olur. Değerli milletvekilleri, tabii ben Tahsin Bey'den farklı olarak bu tartışmayı çok yararlı buldum. Her bu konu açıldığında, çünkü başka başka şeyler duyuyoruz. Şimdi Tahsin Bey'e belki yüreği ferahlar diye çok açık söyleyeyim. Statüko tanımımız değişebilir ama kendisinin yaptığı statüko tanımı, yani Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıslı Rumlarındır ya da Kıbrıs Adası Kıbrıslı Rumlarındır da, Kıbrıs Türk toplumu da işte Kıbrıslı Rumların ya da o Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir parçasıdır diye bir tanım varsa, öyle bir statüko tanımı, biz bunu zaten reddediyoruz. Biz siyasi eşitlikten bahsederken zaten iki toplumun siyaseten eşit olmasından bahsediyoruz. Gene Tahsin Bey soruyor, diyor ki Kıbrıslı Türkleri nasıl görüyorsunuz? Biz CTP olarak bunu çok net söylüyoruz ve her açıklamamızda da var. Kıbrıslı Türkler bu adada iki eşit kurucu ortaktan biridir. Biri Kıbrıslı Rumlardır, biri de Kıbrıslı Türklerdir. İki eşit kurucu ortaktan biridir. Tahsin Bey diyor ki 60 senedir sizin savunduğunuz görüşün iş yapmadığı ortada. Vallahi 60 senedir bu görüşü biz savunuyoruz da, sadece biz savunmuyorduk 60 senedir bu görüşü. 1960'taki siyasi eşitlik yetersizdi, bu bellidir diyor. Doğrudur. 1960'taki siyasi eşitlik yetersizdi. Fonksiyonel bir federasyon vardı. Onun yetersizliğini kim ya da kimler tespit etti? Daha önce bu kürsüden söyledim. 1970'lerin başında Türkiye Cumhuriyeti adadaki çözümün, hatta bölgeye barışı getirecek olan çözümün egemen eşitlik değil, eşit egemenlik çerçevesinde coğrafi temelli bir federasyon olduğunu Türkiye Cumhuriyeti söyledi. 1972 tarihli CHP hükümet programına bakın. CHP'nin hükümet programı. Eşit egemenlik çerçevesinde coğrafi temelli federasyondur. Adadaki çözümün temeli. Bunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti, 60 yıldır savunduğumuz diyor Tahsin Bey. Türkiye Cumhuriyeti savunuyordu. Ne oldu? Hani her konuda Türkiye Cumhuriyeti'nden hep fikirdiniz. Ne oldu? Ondan vazgeçtiniz. Hayır, Türkiye de vazgeçti, başka bir şey. Ama yani 60 yıldır sadece CTP bu görüşü savunur. Hayır, bu görüş, şu anda CTP'nin savunduğu görüş, 1970'lerin başında Türk tarafının masaya koyduğu tezdir. Ve Türk tarafı masaya bu tezi koyduğunda Kıbrıs Rum liderliğinin, dönemin Kıbrıs Rum liderliğinin nasıl tepki gösterdiğini merak edenler tarihe bakabilir. Ama bugün görüşülen Türk tarafının masaya koyduğu o tezdir. Ama öyle bir şeye döndü ki kavramlar ve tarihsel gerçekler bir salataya döndü. Ortalık birbirine giriyor. Yani ne dediğimizi anlayamıyoruz. Peki soruyorum. Sayın Tahsin Ertuğrul az önce bu kürsüden dedi ki ben devlet kurdum, geri adım atacağım da toplum seviyesinde görüşme yapacağım. Fikri Bey demin Rum Dışişleri Bakanlığı hatırladı. Bu bana neyi hatırlattı bilirsiniz? Papadopoulos'un televizyonda ağladığı günü. Tam bunu söyledi. Papadopoulos anlam planına hayır çağrısını yaparken tam da bunu söylediydi. Ben bir devlet aldım, bir toplum bırakmam. Peki bir toplum bırakmam derken neye karşı çıkıyordu? Federasyona karşı çıkıyordu. Anlam planının örgütsel yapısını çizdiği federasyona karşı çıkan için ben devlet aldım, toplum bırakmam diyordu. Şimdi aynı şeyi Tahsin Bey'in ağzından duyuyoruz. Teşbihte hata olmaz yani, Tahsin Bey Papadopoulos da aynıdır falan gibi bir şey için söyleme, ama cümle aynı. Ve statüko diye tanımlanan şeyin
yani kendisinin tanımladığı şeyin sürdürülebilir ve kabul edilebilir olmadığı BM Güvenlik Konseyi kararlarında yazıyor zaten. Yani BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıdık. Avrupa Birliği'ne de üye oldu, BM'ye de üye oldu ve bu iş bitti, statüko da tamamdır demiyor kararlarında. Bizim üzerine basacağımız en temel argümanlardan biri odur. Yani tanınmış olan ve BM üyesi olan ve AB üyesi olan bir yapı olmasına rağmen bu statükonun kabul edilebilir olmadığı ve sürdürülebilir de olmadığı söyleniyor. Ha şimdi mesele ama şuradadır. Siz statükoyu beğenmiyorsunuz. Bu tanımladığınız statükoyu. Vallahi demek ki bazı konularda hemfikiriz, ben de beğenmiyorum. Şu anki yapıyı ben de beğenmiyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de beğenmediğini söylüyor. Güvenelim güvenmeyelim. Onu bırak dışarı. Biz beğenmiyoruz. Biz beğenmediğimize göre bunu değiştirmek için hamle yapacak olan en başta biziz. Ve biz de diyoruz ki doğru hamleleri yapalım. Daha önceki tecrübelerden de ders çıkaralım. Biz hiçbir noktada demiyoruz Aristoteles'in dediği gibi 2017'inde bilmem hangi tarihin gecesinde nereden kaldıysak işte gidelim tam oraçtan oturalım da devam edelim. Hatta bunun kendi içinde tutarsız bir şey olduğunu, madem ki çok beğendiydin o gece o noktayı ne kalktıydın masadan sorusunu doğal olarak sordurttuğunu ve Aristoteles'in de kendi kendisiyle bu lafla çeliştiğini biz Olgun Koyler'a da söyledik. Gidin ve kendine sorun ne kalktıydı o zaman diye. Ama bunu onlara yöneltmek, Kıbrıs Rum liderliğine yöneltmek başka bir şeydir. Şimdi anlıyoruz ki aslında biz ön şart koymuyoruz da bir ön şart var önümüzde de onu reddediyoruz. E önümüzde ön şart dediğiniz şey sonuç itibariyle siz gidip de masaya toplum lideri olarak oturmayı ağır buluyorsunuz da Aristoteles de masaya toplum lideri olarak oturuyor. Ama ön şart koymayın da demiyoruz CTP olarak. Ön şartı da koyun diyoruz. Ve ön şartlarımızı da sayıyoruz metodolojiye ilişkin ön şartları. Ha egemenliği tanımlıyor musunuz? Hayır tanımlamıyorsunuz. Zaten kelimeden de şüphe ediyorsunuz. Kızılderililerin egemenliğinden bahsediyorsunuz iki defadır. Dolayısıyla demek ki kelime çok da o kadar da sizi tatmin eden bir şey değil. Ama sizi o kadar da tatmin etmeyen kelimeyi bir mesele haline getiriyorsunuz, ortaya koyuyorsunuz. Oysa siz de biliyorsunuz ki anlam planının en azından tanımladığı şekliyle iki kurucu devletin yetkileri egemence kullanılacak. Ve sadece egemenlik kelimesi kullanılmadı, tanımlandı da ve dedi ki bu şu anlama gelir, federal devlet hiçbir şekilde kurucu devletlerin o yetkilerini kullanmasına müdahil olamaz, olamayacak. O da hangi federal devlettir? Dönüşümlü başkanlığın uygulandığı, dolayısıyla bir Kıbrıslı Türk'ün de başkanlık yapabildiği ve her bir federal devlet organında bir Kıbrıslı Türk'ün olumlu oyu olmadıkça karar veremeyen federal devlet olmasına rağmen kurucu devletlerin hiçbir yetkisine müdahale edemeyecek olan bir federal devlet tanımlaması var. Egemence kullanır diyor, kelimeyi ararsanız o da orada var. Hani 1960 anlaşmaların altında Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıs Rumların da iradesi var. Çünkü biz Ermeniler, Latinler ve Maronitler gibi azınlık statüsünde değiliz. Herhangi bir federasyonun anlaşmasının altında da Kıbrıslı Türklerle Kıbrıs Rumların zaten imzası olacak. Dolayısıyla eğer o imzaysaydı aradığınız, zaten bir federasyon kurulacaksa gene altında o imzalar olacak. Yani egemenlik oradan kaynaklanıyorsa zaten oradadır gene. Peki tam olarak ha ben siz BM'ye AB'ye güveniyorsunuz, biz güvenmiyoruz. Yani bu belagatten vazgeçin. Bu böyle bir şey, retorik. İki defa konuşmam sırasında ben Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Birliği'nin özellikle Gazze'deki tutumundan sonra CTP olarak yaptığımız açıklamalarda Avrupa değerleri artık bu noktadan sonra gerekirse onlara rağmen gerekirse onlara karşı savunması gerekir diyen partiyiz biz, sizin demediğinizi diyen. Dolayısıyla biz ona güveniyoruz, buna güveniyoruz diye biz kendimize güveniyoruz. Kendimize güvenin, önce bir kendinize güvenin. Kendinize güvenin, o masaya oturulduğu takdirde, o masada bizim kendi haklarımızı çatır çatır sonuna kadar savunacağımızı bu halkın bir özgüveni olarak içselleştirin hele bir.
Bilmem kime güvenmek gerekmiyor bizim için. Bizim için kendimize güvenmek gerekiyor. Ve ne yaşadığımızı, nelerden dolayı çözüme ulaşamadığımızı bilerek. Ama siz hem statükodan şikayet edeceksiniz, statüko diye tanımladığınız şeyden, hem de onun daha da sürdürülebilir olması için masaya öyle ön şartlar koyacaksınız ki, yani aslında söyledikleriniz şu anlama geliyor. Bir noktada Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımaktan dünya vazgeçsin. Aslında bu anlama geliyor. E peki siz ama aynı kürsüde, aynı konuşma sırasında şunu da diyorsunuz. Şu anki BM 5 daimi üyesinin 5'inin de aynı yönde karar almasının mümkün olmadığını biliyorum da diyorsunuz. E hem bunu bileceksiniz, hem de bu 5 daimi üyenin dönüp de Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımaktan vazgeçeceğini de söyleyeceksiniz. Bunu beklediğinizi, ön şartınızın bu olduğunu. Bu gerçekçi değil. Siz de zaten gerçekçi olmadığını burada kendiniz söylüyorsunuz. E bir oradan söylüyorsunuz, bir buradan söylüyorsunuz. Yani biz Kıbrıs Türk toplum lideri olarak masaya oturduğumuzda, masada karşımızda Kıbrıs Rum toplum lideri vardır. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanı yoktur. BM'nin kayıtlarında da öyle değildir. Ama bunun böyle olduğunu bildiğinize göre, eğer gerçekten bu statikodan şikayetçiyseniz, eğer gerçekten bu statiko tam da sizin dediğiniz gibi bizi bir yerde bir devlet var, biz de işte sanki böyle azınlıkta bir toplummuşuz, dünyayla kopukmuşuz bilmem ne gibi bir hale getiriyorsak öyledir. Zaten oydu benim konuşmamın konusu. O zaman bu statikoyu bozmak için girişim yapacak olan ve aynı şekilde Hristodulidis'in sarayında rahat oturduğunu da siz söylüyorsunuz. E Hristodulidis'in sarayında rahat oturan Hristodulidis'in rahatını da bozmak gerekiyorsa onu da siz bozacaksınız, biz bozacak. Hayır, öyle şeyler sunuyorsunuz ki kendini altın tepsinin içinde, evet, rahatını bozmadan oturuyor. O da biliyor bugünkü dünya konjonktüründe Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanınmasından vazgeçilmesi gibi bir şeyin söz konusu olmayacağını. Onun için rahat rahat oturuyor, hatta öteye geçiyor. Papadopoulos ağladıydı ama ben ağlamıyorum. Ben görüşürüm diyor. İki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü. Görüşürüm diyor. Samimi midir? Ben samimi midir, değil midir? Ben onun kafasının, yüreğinin içini okuyarak bulma. Ben masaya gideceğim. Ama masaya gitmenin ön şartlarını da BM'ye söyleyeceğim. Beni bir daha 10 sene boyunca masada oturtma hakkın yoktur senin. Beni bir daha siyasi eşitliği, Kıbrıs Rum liderliğiyle pazarlık etmek gibi bir noktaya getirme hakkın yoktur senin. Sensin söyleyen takvimli olması gerektiğini, sensin söyleyen sonuç odaklı olması gerektiğini. Ve beni bir daha gene Kıbrıs Rum liderliği son dakika televizyonda ağlarsa aynı statikoya geri döndürme hakkın da yoktur. Bütün bunlardır aslında söylenmesi gereken. Ve Tahsin Bey'in konuşmalarından benim anladığım en azından şu, hemfikir olduğumuz bazı şeyler var. Statikodan mutlu değilmiş Tahsin Bey. Ben de mutlu değilim. CTP de mutlu değil. Mutlu olmadığımız bir şey varsa, ikinci hemfikir olduğumuz şeyi de öğrendik. Kıbrıs Türk halkı bu ülkede iki kurucu, iki eşit kurucu ortaktan biridir. Burada da hemfikirik. O zaman statükodan mutlu değilik. Statümüzün de farkındayık. O zaman ne yapacak? O zaman statükoyu bozacak hamleler yapacak. Ha işte tam da o noktada ayrışıyoruz. Tam da o noktada Tahsin Bey, statükoyu bozacak bir hamle yapmayın. Çünkü ben BM'ye, AB'ye bilmem kime güvenmem diyor. Biz de diyoruz ki biz o hamleyi yaparız. Şu onlara güvendiğimiz için değil. Özgüvenimiz olduğu için. Biz bu işi yapabileceğimizi bildiğimiz için. Ve yaptık da. Yapılmışı var. Yani 60 sene aynı noktada durduk falan filan derken Fikri Bey hatırlattı kendine. 1998'di. 98-99'du yanılmıyorsam. Biz artık, yok o şey, karardan bahsetmiyorum. Karardan önce 98 yanılmıyorsam. Ha, biz artık konfederasyon görüşürük. Federasyon görüşme ekledikten bir sene sonra Helsinki zirvesinde ne çıktığını geçen defa burada konuştuk. Tahsin Bey de onun tarihsel bir hata olduğunu söyledi. Ama sonuç itibariyle Helsinki zirvesinde karara Kıbrıs sorunu çözülmese de Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyesi olacak diye yazıldığında o bahsettiğiniz statükonun bir daha üstüne Avrupa Birliği çileğinin eklenmesiydi işte yaşanan şey. Ve hala daha o statüko devam ediyor.
O statükonun burada ürettiği statüko, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ürettiği statüko da son dönemde yaşadıklarımızın esas meselesi. Ha, hep söylerim, Sayın Tayyip Erdoğan'ın bir cümlesi var. Dünya beşten büyüktür. Hep söylerim samimiyetle, ben katılırım buna. Çünkü adil değil. Dünyada beş ülkenin sadece diğerlerinden daha üstün yetkilerle donatılması. Ama şunu da biliyoruz, gerçeklik aleminde maalesef o beş üye beş üyedir. Ve o beş üye hepsi imza atmadıkça bu kararlarında değişmesi mümkün değildir. Dolayısıyla siz ne istediğinizi çok açık bir şekilde söylemeniz lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını istemiyoruz. Ya istemiyoruz derken özür dilerim, çarpıtmayayım Tahsin Bey'in söylediğini. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını müzakerelerin başlamasının ön şartı olarak ileri sürmüyoruz. Neyi sürüyoruz? İki egemen devletin varlığının kabul edilmesi. Aynı şeydir. Yani onu sürmüyoruz da bunu sürüyoruz. Yok öyle değil. Onu söylemiş oluyorsunuz o zaman. Dolayısıyla şey bir tarafa, yani bu sorun nasıl çözülecek, nasıl çözüleceği belli. Bu sorun iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelinde çözülecek. O ayrı. Ama bütün mesele, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşürken Guterres'e kullandığınız kavramların ne anlama geldiğini anlatabilmeniz. Çünkü Olgun Koelyar'a anlattığınız anlaşılmadı. Bize anlattığınız da anlaşılmadı. Her anlattığınızda başka yeni bir şey ortaya çıkıyor. Bu Kıbrıs Türk halkının resmi pozisyonu olamaz. Çünkü pozisyon yok. Yani resmi olabilir ama belli ki pozisyon değil. Çünkü ne dediği anlaşılmıyor. Tekrar ediyorum. Kıbrıs Türk halkının bulunması gereken pozisyon bellidir. Bu işin 2004'ten beri bu noktaya kadar gelmesinin sorumlusu Kıbrıs Rum liderliğidir, toplum liderliğidir. Ve biz aynı metodolojiyle masaya oturmayız. Çünkü aynı metodoloji bizi aynı sonuca götürür. Metodoloji değişecek, takvim olacak, sonuç odaklı olacak, statükoya geri dönülmeyeceği güvence altına alınacak ve Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği pazarlık konusu yapılmaktan çıkarılacak. O masaya oturulacak ve kime güvenilerek oturulacak? Tekrar söylüyorum, Kıbrıs Türk halkının özgüveniyle ve bu konulardaki bunca yıllık maalesef oluşan birikimiyle oraya oturulacak. O özgüven de oradan kaynaklanacak. Burada statükodan memnun değilim denilmesi benim için bir başlangıç noktasıdır. Ben de memnun değilim. CTP de memnun değil. BM daha öyle diyor, inan inanma. O da memnun olmadığını söylüyor. O zaman sen bu statükonun değişmesi için öncülük yapmakla yükümlüsün. Eğer bu ülkede bir dış politikayı Kıbrıs Türk halkına dayanarak, Kıbrıs Türk halkı adına yürüteceksin. Teşekkür ederim, saygılar. Sayın Başkan, bir soru sorayım. Kabul buyurun. Şimdi tabii burada aslında yararlı bir tartışma oldu. En azından iki farklı görüş de ortak bir noktalarda uzlaşı içerisinde olduğu sonucucukta. O da nedir? İşte özetlediğiniz statükodan kimse memnun değil. Zaten birçok BM raporlarında da mevcut statüko devam ettirilemez ibaresi vardır. Hatırlarsınız. Şimdi tabii burada sıkıntı Güney Kıbrıs Rum yönetimi aslında bu adanın yönetimini ve zenginliğini bizimle paylaşmak gibi bir niyeti olmaması. Federasyon da dediğiniz şey biliyorsunuz paylaşım üzerinedir. Ama onların bizimle paylaşma niyeti yok. Bunu da geçmiş müzakere süreçleri ve zirvelerde ve anlam planında yaşadık. Şimdi aynı şeyleri konuşmaya devam edersek, esasa ilişkin söylüyorum, aslında bu da bir statükodur. Yani bizim geçmiş dönemde yaptığımız bütün tartışmalar, iki bölgeli, iki toplumlu, federasyon, siyasal eşitlik, bunları da konuşmaya, aynı şeyleri de konuşmaya devam edersek aslında statükoyu devam ettirmiş olmaz mıyız? Siz sadece metodolojiye ilişkin bir yöntem değişikliği içerisine girelim diyorsunuz. İkinci sorumu sorayım burada. Peki, iyi güzel, süre sınırı koyalım, takvim koyalım, sonuç alıcı bir müzakere zemini çıksın. Diyelim ki 3 ay tekrardan masa kuruldu,
esasa ilişkinde sizin dediğiniz hususları görüştük. İki bölgeli, iki toplumlu federasyonu görüştük. Üç ayın sonunda yine sonuç çıkmadı. Ne beklersiniz, ne olmasını istersiniz? Üç ayın sonunda yine federasyona görüşmelerine devam mı edilsin? Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu noktadaki düşünceniz nedir? Bu süreç tüketildikten sonra. Bir varsayım üzerine soru soruyorum. Anladım. Yani başladığın yerden başlayayım. Sorudan kaçmak için değil. Bir kere sadece metodolojiye ilişkin bir şey söylüyorsunuz diyorsunuz ya. Aslında metodolojiye ilişkindir tabii ki söylediklerimiz de. Siyasi eşitlik bildiğiniz gibi metodolojik bir problem değil. Siyasi eşitlik temel bir problemdir. Temel bir ilkedir. Ve bir substansı varsa bu müzakere sürecinin, o substansın atıyorum 6 ayağı varsa, 6 temel ayağı varsa bir tanesi odur. Ve biz CTP olarak diyoruz ki bu pazarlık konusu olmaktan çıkacak. Yani ön şart koyuyorsunuz. Aynen. Tamam, siz de ön şart koyuyorsunuz. Tamam. Zaten ön şart burada. Ön şart koyuyorsunuz yani siz de. Tabii ki. Tabii ki bak. Hayır. Ön şart koyuyorsunuz. Ya zaten. Tamam, ön şart. Sevgili Oğuzhan. Ön şarttır ya. Ben kendi konuşmamda 5 defa söyledim ön şart olduğunu. Ama ön şart olarak koyduğumuz şeyleri diyorum. BM parametresi Kur'an-ı Kerim değil. Bir dakika sevgili Oğuzhan. Ön şart olarak koyduğumuz 4 noktayı kendimiz uydurmadık diyorum. Bunlar zaten Birleşmiş Milletler'indir. Biz Birleşmiş Milletler'e diyoruz ki sözüne sahip çık. BM Güvenlik Konseyi kararında 1991 tarihli kararda siyasi eşitliğin ne olduğunu sen tanımladın. Dönüşümlü başkanlığın ve one favorable vote dediğimiz en az bir Kıbrıs Türk'ün oyu olmadıkça federal organlarda hiçbir karar alınamaz ilkesinin siyasi eşitliğin parçası olduğunu sen söyledin. Dolayısıyla bunu dönüp da yok ne bileyim ben güvenlik ve garantiler ya da mülkiyet ya da toprak ya da başka AB ilişkileri konularında bir al-ver konusu yapmaya kalkma. Kıbrıs Rum tarafının böyle bir talebi olursa da bunu kabul etme. Hatalardan biri 2017'de. Kabul etmedi. BM'nin hatalarından biri. Bunun tartışılmasına olanak tanındı o masada. Bu tartışılabilir bir şey değil. Ne gibi değil? Ama bunu söylediğiniz yerinizden tutarlı olacaksınız. Ne gibi değil? İki toplumluluk gibi değil. İki bölgelilik gibi değil. Federal çözüm gibi değil. Bunlar tartışılabilir değilse siyasi eşitlikte tartışılabilir değildir. Biz kendimizle tutarlıyız. Biz diyoruz ki biz iki toplumluluğu, iki bölgeliliği, federasyonu tartışılabilir kılmıyoruz. Ama nasıl olur da o bir taraf siyasi eşitliği tartışılabilir kılıyor? O da BM Güvenlik Konseyi kararında yazmıyor mu? Bu meşru bir soru. Ama siz kalkar da federasyonu reddediyorum, onu da reddediyorum, bunu da reddediyorum ama BM Güvenlik Konseyi kararındaki bilmem neyi de istiyorum. Neyi mesela? Statüko sürdürülebilir değildir. E olmaz. Çünkü statüko sürdürülebilir değildir. Çözüm formülü de budur yazıyor BM Güvenlik Konseyi kararında. Dolayısıyla kendinizle tutarlı olmak adına bir şeyi ön şart haline getirecekseniz onu muhatabınızın anlayacağı şekilde getirmeniz lazım. Takvim o da bizim değil, o da Guterres'in. Sonuç odaklılık o da bizim değil, o da Guterres'in. Eğer bir çözüm olmazsa Kıbrıs Rum liderliğinden kaynaklanan sebeplerle statükoya geri dönülmeyeceği, o da bizim değil, Tahsin Bey de demin söyledi, anladın. Dolayısıyla BM'nin kendi sözüne metodolojik olarak sahip çıkmasını talep ediyoruz. Buna yok ben kendi sözüme sahip çıkmayacağım diyorsa BM, o zaman biz diyoruz ki öyle bir müzakere masası sonuç odaklı bir müzakere masası değildir. Bizim bütün söylediklerimizin kendi içinde tutarlılığı var. Kıbrıs Türk halkı iki kurucu eşit ortaktan biridir. Evet öyledir. O yüzden iki tane referandum yapılır. Biri Kıbrıs Rum tarafında, biri Kıbrıs Türk tarafında. Ve Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafında oylar kullanılır. Tahsin Bey mesela arıyor ki nasıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilintilendirilecek? E sorarım size 2004 referandumunda Kıbrıs Türk tarafında kimler oy kullandıydı? Kıbrıs Türk tarafında oy kullananlar sadece Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olanlardı. Yoksa Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı hala olmayan Türkiye kökenli insanlarınız da oy kullandı mıydı? Kullandıydı. O zaman neyi görüyor demek ki orada o planda? İki tane burada entite var.
Bu entiteler, biri toplum lideri, o biri de toplum lideri. Eşit uluslararası statü. Onun vatandaşları oy kullanıyor, bunun vatandaşları oy kullanıyor referandumda ve referandumun sonucunu tanıyorum BM olarak. Bunu da görüyor. Tahsin Bey diyor ki 60'ta iki toplumun imzası vardı. E bunda da iki toplumun imzası vardı. Papadopoulos ağladı hüngür hüngür ama sonuçta referanduma götürdü. E demek ki imzası vardı. Yani sonuç itibariyle bizim söylediklerimiz kendi içinde bir bütünlük ve bir tutarlılık taşıyor. Ama siz derseniz ki burada BM 5 daimi üyesinin bugünkü konjonktürde ortak karar alacağına ben inanmıyorum. Ama ne ortak karar almasını bekliyorum? Face saving bir modelle, Tahsin Bey'in ağzından söylüyorum. Face saving bir modelle Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımaktan vazgeçtiğine ilişkin ortak bir karar çıkaracak bu 5 ülke. Çıkarmayacak, kendi de söylüyor zaten çıkarmayacak. E çıkarmayacaksa demek ki senin taleplerin sonuç itibariyle statükonun sürdürülmesine yol açıyor. Ha biz takvimli, sonuç odaklı siyasi eşitliğin baştan kabul edildiği ve baştan statükoya geri dönülmeyeceğinin kabul edildiği formülü ne için ortaya koyuyoruz? Çok açık söyleyeyim. Çözüm istediğimiz için. Müzakere istediğimiz için değil, müzakereler sonucunda çözüme ulaşmak istediğimiz için. Ve bunun Kıbrıs Rum toplumu açısından da bir şey ifade etmesini istiyoruz şu anlamda. Yani o havuç sopa karşılaştırmaları vardı ya. En önemli havuç 1999'da Helsinki'de çöpe atıldı. En önemli havuç. Neydi o? Avrupa Birliği üyeliği. Ha, Kıbrıs Rum toplumunun havucuydu. Evet demesini sağlayacaktı. 99'da zibile gitti. Referandum günü hayır derken bir hafta sonra Avrupa Birliği'ne girileceğini biliyordu Kıbrıs Rum toplumu. Dolayısıyla o havuç gitti ama şimdi sopa demek benim literatürümde yoktur. Ama şunu bilmesi lazım Kıbrıs Rum toplumunun sandığa giderken. Ve kardeş biz hayır dersek her şey olduğu gibi kalmayacak. Çünkü öyle bir rahatlıkla sandığa gidilmez yani. Hayır dersen hiçbir şey değişmeyecek. E hiç kimse ne derler o havadaki kuş cepteki kuş bu ne bir ayrım vardır. Yani havadaki kuşa bakmaz. Cepteki kuşa bakar. Dolayısıyla bir motivasyon kaynağıdır çözüm süreci açısından. Ve takvim sınırının getirilmesi de zamana yayalım da bakalım konjonktür değilsin de bilmem ne o da bir motivasyon kaynağıdır. Statükoya dönülmeyeceği de bir motivasyon kaynağıdır. Ha bunları baştan güvence altına alalım ve müzakereye samimiyetle çözüm için oturalım ama. Yoksa Kıbrıs Türk halkının boynuna 2004'te çözüm isteyen irade ortada, 2017'de çözüm isteyen irade ortada ansızın yok bu defa çözüm istemeyen bir toplum şeyini, kolyesini asmak için değil. Şimdi bunları demin de anlattınız Tahsin Bey'e cevap verirken ben son sorumu, ikinci sorumu bir daha lütfen tekrarlayayım. Çok iyi anladım pozisyonunuzu. Metodolojiye ilişkin olarak sonuç odaklı takvim içeren bir süreç başladığında diyelim ki 6 ay sürdü. 6 ayın sonunda Rum tarafı, Güney Kıbrıs Rum yönetimi siyasal eşitliği de kabul etmedi. Yönetimi de bizimle paylaşmadı. Öyle yapmadıysa zaten müzakere masasına oturmayacaksın. Çünkü siyasi eşitlik bak sevgili i̇şte Ozan. Yani şart falan lafları müzakere tekniği açısından hoş laflar değil. Çok kullanmayı da sevdiğimden de değil. Ama ön şarttan kastım benim şu. Hani bize diyorlar ya bir çerçeve var. Bu masada artık. Hani seninle kaç defa konuştuk. Mesela Kosova'da öyle bir çerçeve yoktu. Kosova'da Kosova tanınmasın diye bir BM Güvenlik Konseyi kararı yoktu. Kosova'da Kosova sorunu şöyle çözülür diyen bir BM Güvenlik Konseyi kararı yoktu. Ama Kıbrıs'ta hem 541-550 var KKTC tanınmasın diyen hem de kıyamet kadar karar var ki buradaki çözümün çerçevesi iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyondur. Değil ama mi? Kosova'da şu var. Biz de diyoruz ki siyasi eşitliği zaten kabul etmediyse ki siyasi eşitliği de kelime olarak söylemiyoruz ha. Dönüşümlü başkanlığı ve one favorable vote'u içerecek şekilde siyasi eşitliği zaten önceden kabul etmediyse bu masaya oturmanın bir manası yok. Çünkü iki toplumluluğu kabul etmeden, federasyonu kabul etmeden, iki bölgeliliği kabul etmeden masaya oturmaktan bir farkı yoktur onun. Temel bir ilkeyi reddediyor.
Dolayısıyla bunu kabul edersen masaya oturacak. Ki bunu kabul ettiği anda sen de bilin bu işleri en az benim kadar. Sen de bilin ki yönetim ve güç paylaşımı başlığı aşağı yukarı çözülmüş demektir. Bunu kabul ettiği anda. Dolayısıyla başlıklardan biri zaten devreden çıktı. Geriye kalır 5 başlık. Onlarda da en son nerelere takılındığı Guterres çerçevesinin bilmem nenin de içinde var. Ha, sonuç odaklı olacağı için de o güne kadar anlaşılan konuları da tekrardan açıp da gel bir daha from the scratch baştan bir daha başlayalım da diyemeyecek. E takvim de belli olacak. Hayır dediği takdirde demin burada Tahsin Bey dedi ki işte fır hattını ikiye böleceksin de Ercan'ı da direkt uçuşlara açacaksın. Da bunu da Kıbrıs Cumhuriyeti sana söyleyecek. Ben bunu kabul etmem dedi Tahsin Bey. E tamam ben de işte etmem. Ben de sana diyorum ki BM'nin ortaya koyacağı metodoloji çerçevesinde bu olacak. Dolayısıyla Rum tarafının iradesine kalmayacak. Ha buna rağmen çözüm olmazsa ne olacak diyorum. Ben de sana diyorum ki buna rağmen çözüm olmazsa statükonun devam etmeyeceği meselesi işte devreye girecek. Ha o statüko devam etmeyecek meselesini de sen müzakere edeceksin masaya oturmadan önce ne demektir. Ve oynanırken de o şekilde oynanacaksın. Kıbrıs Rumlar da bilecek, Kıbrıs'ı Türkler de bilecek. Dolayısıyla burada bütün hikaye benim gözümde bu konuşmadan sonra benim gözümde bütün hikaye şudur. Statükonun devam etmesini istiyor mu istemiyorum. İstemiyorum devam etmesini ama kılımı da kıpırdatmayacağım. Hatta devam etsin diye öyle ön şartlar koyacağım ki müzakere falan olmayacağını güvence altına alacağım. Demek statükodan ya farkında olarak ya olmayarak memnun olmak demektir. Biz memnun değildik. Bu statükonun gerek Kıbrıs sorununun çözümü bağlamında, gerek bölge barışına, dünya barışı anlamında, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşananlar anlamında çok kötü sonuçlar doğurduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Teşekkür eder, saygılar. Üçüncü kısma geçiyoruz. Komitelerden gelen tasarım ve önerileriyle görüşülecek diğer işler kısmına geçiyoruz. Birinci sırada Sayıştay Komitesi'nin Güzelyurt Belediyesi'nin iş yeri kiralamalara ilişkin Sayıştay denetim raporuna ilişkin raporu bulunmaktadır. Sayın Komite Başkanı raporunuzu sunar mısınız? Buyurun kürsüye. Buyurun Sayın Teberrüken Uluçay'a hitap edin Yüce Meclis'e. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi'nin Güzelyurt Belediyesi'nin iş yeri kiralamalarına ilişkin Sayıştay denetim raporuna ilişkin Sayıştay Komitesi'nin raporunu okuyorum. Komitemiz 5 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda ekte sureti sunulan Güzelyurt Belediyesi'nin iş yeri kiralamalarına ilişkin Sayıştay denetim raporunu Güzelyurt Belediye Başkanı Sayın Mahmut Özçınar ve Sayıştay denetçilerinin vermiş oldukları bilgiler ışığında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır. Komitemiz yukarıda adı geçen Sayıştay denetim raporunda aşağıdaki tespit ve tavsiyelerde bulunmuştur. 1. Sözleşmeleri uzun süre yenilenmeden kullanılan iş yerlerinin mevcut olduğunu, kiralanan 226 iş yerinin 119 adedinin 31 Aralık 2019 tarihiyle güncel sözleşmelerinin bulunmadığını, ayrıca sözleşme yapılmadan kullanılan 5 iş yerinin de bulunduğunu, ancak yapılan denetimler sonrasında sözleşmelerin yenilendiğini ve veya sözleşmesi olmayan iş yerleriyle sözleşmelerin yapıldığını tespit etmiştir. 2. Kira alacaklarına 4877 sayılı kamu alacaklarının tahsili usulü yasası tahtında gecikme zammı uygulanmaması ve kira alacaklarının yasal takibinin yapılmamasıyla belediyenin maddi kayıp yaşamasına sebep olunduğu cihetle belediyenin Bir Net isimli programa iş bu taşınmaz malları kaydederek kira tahakkuklarının yapıldığını ve gecikme zamlarının bu tarihten itibaren işlendiğini
Ancak geriye dönük gecikme zamları ile ilgili işlem yapılmadığını tespit etmiştir. 3. Belediyeden düşük bedelle kiralanan iş yerlerinin kira sözleşmelerine aykırı şekilde kiracılar tarafından üçüncü kişilere kiralanarak gelir elde edildiğini ve belediyenin bu uygulamadan dolayı gelir kaybına uğradığını ve bu uygulamanın günümüzde de halen devam etmesinden dolayı acilen düzeltilmesi gerektiğini, ayrıca üçüncü şahıslara kiralanan iş yerleriyle ilgili gelir ve vergi dairesinin de sözleşme ve stopaj vergisi denetimi yapması gerektiğini tespit etmiştir. 4. İş yerlerinin mülkiyetini devralabilmek için kiracıların Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa ve Güzellik Belediyesi'ne müracaatlarının bulunduğunu, ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın 159. maddesi uyarınca devredilemeyeceğini tespit etmiştir. 5. Sözleşmelerin 19.963 sayılı pul yasasının öngördüğü şeklinde kullanmaması tespitinden hareketle 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelerin kullanmaya başlandığını tespit etmiştir. 6. 2009 yılından itibaren artış yapılmayan kira bedellerinin belediye meclisi kararlarıyla Ocak 2021 tarihinde belirlenen meblağ üzerinden her sene uygulanacak olan hayat pahalılığı göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmeye başlandığını tespit etmiştir. 7. Kira borcu bulunan kiracıların kiralamış oldukları iş yerini feragatname ile değil, bir başkası adına devretme talebinde bulunduğu hallerde münferiden de olsa kira borcu kapatılmadan devir yapıldığını, ancak bu uygulamanın Ocak 2021 itibariyle düzeltildiğini tespit etmiştir. 8. Belediyeye ait iş yerlerinin kiralamalarının feragatname yoluyla değil, ihaleye çıkılarak 20-2016 sayılı kamu ihale yasası çerçevesinde ihale komisyonu tarafından karara bağlanması gerektiğini tespit etmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, komitemizin Güzelyurt Belediye Başkanı Sayın Mahmut Özçınar'dan aldığı bilgiye göre Sayıştay Başkanlığı'nın tespit etmiş olduğu bazı önerilerin hayata geçirildiğini, fakat küçük esnaf sitesindeki sorunların devam ettiği bilgisini almıştır. Komitemiz, Sayıştay denetim raporunda yer alan bahse konu esnaf sitesindeki dükkanların 1987 ve 1988 tarihlerinde alınmış Bakanlar Kurulu kararları ile Anayasa'nın 159. maddesinin 1. fıkrasının bebendi ve 3. fıkraları uyarınca Güzelyurt Belediyesi'nin kullanımına verilmiş olup belediyenin yapmış olduğu sözleşmelerde yer alan yap işlet devret yöntemiyle inşa edildiği tespitinde bulunmuş. Ayrıca Güzelyurt Belediyesi'ne söz konusu dükkanları ihale yöntemiyle gelirlerini artırmak amacıyla işlem yapması önerisinde de bulunmuştur. Başsavcılıktan almış olduğumuz yazılı görüş doğrultusunda da komitemize ilgili Sayıştay denetim raporunda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığından dolayı kapatılmasının uygun olacağı görüşü iletilmiştir. Komitemiz, Sayıştay Başkanlığı'nın sunmuş olduğu ve yukarıda adı geçen Sayıştay denetim raporuna ilişkin raporu oy birliğiyle genel kurulun bilgisine sunar. Teberrüken Uluçay Başkan, Emrah Yeşilırmak Başkan Vekili, Fırtına Karanfil Üye, Sami Özuslu Üye, Doktor Ali Pilli Üye. Teşekkür eder, saygılar sunar. Sayın milletvekilleri, rapor üzerinde söz isteyen var mı? Yoktur. Sayın milletvekilleri, rapor üzerindeki görüşmeler böylece tamamlanmıştır. Sayın milletvekilleri, şimdi 4. kısma, seçimler ve oylaması yapılacak işler kısmıyla devam ediyoruz.
Sayın milletvekilleri, bu kısımda birinci sırada Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nin Yüksek Adliye Kurulu üyelik başvurusunun değerlendirilmesine ilişkin raporu görüşülecektir. Sayın Komite Başkanı, raporunuzu sunar mısınız? Sayın Yasemin Öztürk, buyurun kürsüye. Buyurun, hitap edin Yüce Meclisimize. Teşekkür ederim Başkan. İş tüzüğün 158. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı'nın kendisine ilettiği Yüksek Adliye Kurulu üyeleri için başvuru sahiplerinin 159. maddede belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıkları değerlendirmek amacıyla 28 Mart 2024 tarihinde toplanmıştır. İş tüzüğünün 159. maddesinde Yüksek Adliye Kurulu'na atanacaklarda aranan genel ve özel nitelikler aşağıda belirtilen koşulları öngörmektedir. Genel nitelikler: A. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak. B. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak. C. Meslek veya görevli ile ilgili olarak disiplin cezasına çarptırılmamış olmak. C. Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı Yüksek Adliye Kurulu üyeliği vaka ve onuru ile bağdaşmayan veya hassasiyet kırıcı veya görev ile ilgili herhangi bir suçtan affa uğramamış olsalar bile kesin olarak hüküm giymemiş olmak ve de yargının genel işleyişi, düzenli çalışması, yargıçların ve mahkemelere bağlı kamu görevlilerin görevlerine devamları, işlerin verimli bir biçimde yürütülmesi, yargıçların yetiştirilmeleri ve mesleğin vakar ve onurunu korumaları yönünde gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olabilecek nitelik ve yeterliliğe sahip olmak. Özel nitelikler: A. Avukatlar için en az 10 yıl icra-i meslek etmiş olmak. B. Kamu görevlisi veya diğer kamu görevli hukukçular için kamu hizmetlerinde en az 10 yıl hukuk hizmeti gerektiren bir görevde çalışmak. 35.985 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Adliye Kurulu yasasının kurulun oluşumu yan başlıklı ikinci maddesine göre Cumhuriyet Meclisi tarafından atanan üyenin görev süresinin 3 yılı olduğu ve bu sürenin dolduğu gerekçesiyle komitemiz Cumhuriyet Meclisi tarafından seçilecek olan üyelik için yeni başvuruyu değerlendirmiştir. Bu bağlamda Yüksek Adliye Kurulu üyeliği için başvuruda bulunan iki aday Sayın Özgür Dayıoğlu ile Sayın Şahap Tokatlı'nın üyelik için gerekli nitelikleri taşıdıklarını kanıtlayan belgeler değerlendirilmiş ve başvuru sahiplerinin aday olacak kişilerde aranan genel ve özel nitelikleri taşıdıkları saptanmıştır. Komitemiz iş tüzüğünün 159. maddesi uyarınca adayların Yüksek Adliye Kurulu üyeliği için aday olacak kişilerde aranan genel ve özel nitelikleri taşıdıkları oy birliğiyle kararlaştırılmıştır. Genel kurulun bilgi ve değerlendirmesine sunulur. Yasemin Öztürk Başkan, Ongun Talat Başkan Vekili, Fırtına Karanfil Üye, Hasan Küçük Üye, Ürün Solyalı Üye. Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri, rapor üzerinde söz isteyen var mı? Yoktur. Böylece rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi raporu oylarınıza sunuyorum. Ancak oylamaya geçmeden önce bir açıklama yapmak istiyorum. Rapor genel kurulca kabul edildiği takdirde Sayın Özgür Dayıoğlu ile Sayın Şahap Tokatlı'nın adaylıkları kabul edilmiş olacak ve seçim bu iki aday arasında yapılacaktır. Sayın milletvekilleri, şimdi raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, şimdi Yüksek Adliye Kurulu'na üye seçimine geçiyoruz. İş tüzüğün 157. maddesi kurallarınca çerçevesinde yapılacak bu seçim için başkanlığımızca
iki adayın yer aldığı adayların soyadı alfabe sırasına göre birleşik oy pusulasında düzenlenmiştir. Oy vermeden metot şöyledir. Adı okunan her milletvekili kapalı oy verme yerinde kendisine verilen oy pusulasında seçmek istediği kişinin adı ve soyadının karşısındaki kareye X işareti mühürü vurarak birleşik oy pusulasını zarfa koyup kapattıktan sonra kürsü üzerindeki sandığa atacaktır. Sayım milletvekilleri, sayım işlemleri ise açık olarak yapılacak ve seçim sonucu tutanağa göre düzenlenecektir. Seçilebilmek için genel kurulda hazır bulunan ve oy kullananların yarıdan bir fazlasının oyunu almak gerekmektedir. İlk oylamada hiçbir aday yeterli çoğunluğu sağlayamazsa oy verme işlemleri sonuç alınıncaya kadar tekrarlanacaktır. Şimdi oy verme işlemine geçiyoruz. Oylama cetvelini okuyunuz Sayın Katip. Asım Akan Soy. Ona bak. En son kaç kişi bulunan dışarıda olanlar var. Gelip kullanıp çıkabilir. O salona göre gitmiyor. O kullanılan oyun, yani bir, o oyun bir yarısını alacak. Serhat Akpınar. Gizem Gülçal Tuğray. Olgun Amcaoğlu. Eren Arıklı. Tek mi? Evet, evet, Ünal Üsten.
Talip Atalay. İzinleri galiba. Fikri Ataoğlu. Yok, buyur. Sunat Hatun. Devrim Barçın, Ayşegül Baybar, Özdemir Berova. Filiz Besim. Ceyhun Birinci. Resmi Eroğlu Can Altay. Armağan Candan. Hüseyin Çavuş. Hüseyin Bey oynuyor. Nazım Çavuşoğlu. Şifa Çolakoğlu. Evet.
Keşif Hanım. Doğuş Deriye. Hakan Dinçürek. Efendim. D harfi. Evet. Mühürdür Hakan Bey. Bir sene geçeceğiz. Buyurun. Evet. Tufan Erürmen. Kutlu Evren. Sadık Gardiyanoğlu. Biray Hamzaoğulları. Oğuzhan Aspoğlu. Bir daha çağır. Oğuzhan Aspoğlu. Sıla Usar İncirli. Buyur Sıla. Fırtına Karanfil. Oğuzhan Bey buyurun. Fırtına Bey çıksınlar. Fide Kürşat. Fide Kürşat. Dursun Oğuz.
Hanım bekleyelim içeride. Gülkan Bey. Fazilet Özden Efe, Yasemin Öztürk, Ziya Öztürk'le Sami Öz Ustu, Ali Pilli. Olmaz. Yok. Ali Bey 2 dakika. Sen bir yerine çıksın. Alalım sizi. Jalere Pick Rogers. Ahmet Savaşan. Ürün sol yalı. Jale Hanım, buyurun. Ver Jale Hanım. Faiz Sucuoğlu. Faiz Bey. Erkut Ali. Erkut Ali. Salih Şahin'e. Salih Bey. Lütfet.
kardeşim keyfi yerine yapalım. Ali Şen Şen. Hasan Taçoy. Ongun Talat. Al sen onu. Erkut Bey. Erkut Bey'e de verelim. Çıksın abi içeride. Abi içeride çaprazlı tekniği. Kalem alalım, kalemle alalım. Kalemle alalım, çapraz bu. Söyledik tabii ki. Fikri Toros. Zorlu Bey siz orada mı kullanıyorsunuz? Getirsinler buraya. Abi bir saniyelik hemen çıksın. İçeride çapraz mührümüz var. Bir kez tercihimizi yapalım. Çok sağ olun. Buyurun. Hasan Tosunoğlu. Teberrüken Uluçay. Teberrüken Bey. Beni en son. Buyurun. Hasan Bey beni en son oldu. Emrah Yeşilırmak. Hasan Küçük. Ver onu. Hasan Küçük. Tamam, başka kim var? Zorlu Bey. Tamam. Tamam. İyi o. Devrim. Devrim Bey'e de. Zorlu Töre. Alalım, girmeyi ver arkadaşlar.
Sayın Başkan, kullanmayanlar var. Bir kez daha anons edelim. Ona göre kapatalım. Talip Atalay. Devrim Barçın. Fazilet Özdenefe. Evet. Sayın Başkan, toplam 47 oy kullanıldı. Tamam. Oy verme işlemi tamamlandı arkadaşlar. Sayın milletvekilleri, oy verme işlemi sona ermiştir. Şimdi sandık açılacak ve katiplerce sayım ve döküm işlemleri yapılacak. Sonuç tutanakla tespit edilecektir. Sayım işlemine başlayın lütfen. Sayın milletvekilleri, tutanağa göre sonucu açıklıyorum. 28 Sayın Avukat Şahap Tokatlı, 19 Sayın Özgür Dayıoğlu. Böylece Sayın Şahap Tokatlı Yüksek Adliye Kurulu üyeliğine oy çokluğuyla seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın milletvekilleri, ikinci sırada Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nin Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu YÖDAK üyeliği başvurularının
değerlendirilmesine ilişkin raporu görüşülecektir. Sayın Komite Başkanı, raporunuzu sunar mısınız? Sayın Yasemin Öztürk. Sayın Yasemin Öztürk. Buyurun kürsüye Sayın Yasemin Öztürk. Hitap edin Yüce Meclisimize. Teşekkür ederim Başkan. Komitemiz 11 Ocak 2024 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Yasası'nın 8. maddesini uyarınca Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu üyeliği için süresi sona eren Sayın Profesör Doktor Hüseyin Uzunboylu'nun yerine yeni üye seçimi için yapılan başvuruları sahiplerinin yasanın 8. maddesinde yer alan üyelerin atanması kuralları tahtında ve 9. maddede belirtilen üyelerin genel nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını değerlendirerek çalışmalarını tamamlamıştır. 65/2005 sayılı Yüksek Öğrenim Yasası YÖDAK Başkan ve üyelerin nitelikleri konusunda aşağıda belirtilen koşulları öngörmektedir. 1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak. 2- 68 yaşını doldurmamış olmak. 3- Erkekler için yurt ödevini yerine getirmiş veya yurt ödevinden muaf tutulmuş olmak veya yurt ödevini yerine getirilmiş sayılmak. 4. Herhangi bir suçtan 2 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi devlete karşı işlenen suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas, ceza yasasının 4. kısmının 3. bölümünde yer alan cinsel nitelikli suçlar başlıklı suçlar ile uyuşturucu bölümünde yer alan uyuşturucu maddeler yasasına yer alan herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak. Ancak 18 yaşından önce uyuşturucu maddelerle ilgili bir suçtan mahkum olanlar bu kuralın dışındadır. 5. Atanma tarihinden önce en az 3 yıl profesör unvanına haiz olarak bir yüksek öğrenim kurulunda çalışmış olmak. 6. Yayınlarında intihal olmadığında ve meslek onuru ile bağdaşmayan bir görevi kabul etmediğine dair yazılı beyanı bulunmak ve yayınlarında intihal yapmadığına ve meslek onuru ile bağdaşmayan bir görevi kabul etmeyeceğine yazılı olarak taahhüt etmek. 7. Yurt içinde ve veya yurt dışındaki yüksek öğrenim kurullarında eğitim ve öğretim alanlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve 8. Bir yüksek öğrenim kurumunda dekanlık veya yüksek okul müdürlüğüne yapmış olmak veya yüksek öğretim alanında üst düzey yöneticilik yapmış olmak. Komitemiz YÖDAK üyeliği için başvuruda bulunan 5 adaydan Sayın Profesör Doktor Akın Cellatoğlu, Sayın Profesör Doktor Bülent Evre, Sayın Profesör Doktor Cumali Sabah, Sayın Profesör Doktor Tülen Saner ve Sayın Profesör Doktor Arife Kebire Nilgün Sarp'ın üyelik için gerekli nitelikleri taşıdığını kanıtlayan belgelerini değerlendirmiş ve yasada aday olacak kişilerde aranan bahse konu yasanın 9. maddesindeki genel nitelikleri taşıdıklarına oy birliğiyle karar vermiştir. Genel kurulun bilgi ve değerlendirmesine sunulur. Yasemin Öztürk Başkan, Ongun Talat Başkan Vekili, Fırtına Karanfil Üye, Hasan Küçük Üye, Ürün Solyalı Üye. Sayın Milletvekili, rapor üzerinde söz isteyen var mı? Yok. Sayın Milletvekili, rapor üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Oylamaya geçiyoruz. Oylamaya geçiyoruz.
Başkan okuyorum sırayı. Kimi? Raporu oylayalım bir. Komite raporu kabul edenler, etmeyenler, çekimser, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oylama cetvelini. Oylama cetvelini okuyunuz lütfen. Asım Akansoy. Serhat Akpınar. İzdem Güç Altura. Olgun Amcaoğlu. Erhan Arıklı. Talip Atalay, Fikri Ataoğlu, Sunat Hatun. Devrim Barçın. Ayşegül Baybars. Zaman kazanın. Buyurun buyurun. Buyurun. Bir mi? Özdemir Berova. Filiz Besim. Filiz Hanım.
Ceyhun birinci. Resmi Eroğlu Can Altay. Bir çıksın içeri. Armağan Can'dan. Çıksın hemen kazanalım. Buyurun. Hüseyin Çavuş. Nazım Çavuşoğlu. Şifa Çolakoğlu. Buyurun Şifa Hanım. Bundan sonra bir şey var mı? Yok. Bitecek ve kapatalım. Doğuş Derya. Hakan Dinçirek. Buyur Hakan Bey. Tufan Erirman. Kutlu Evren. Sadık Gardiyanoğlu. Nereye gittin? Siz verin Sadık Bey'e de devam ederiz. Gelecek onunla şey. Sadık Bey buyurun da arkasına gidip zaman kaybetmeyin. Gökhan Bey kutlu evrenim. Tamam. Tufan Bey'e de verelim lütfen. Abi geçeceksin içeri.
İnternet bu şeyde salondan sonra bir yatağında bir şeyler yapmalar. Tekniğe seslenemeyim. Bir ayağımız avulları. Geç başkasına. Geç başkasına. Oğuzhan Aspoğlu. Buyur Biray Bey. Teşekkür ederim. Mücadele edebilir, değiştirdim. Sıla Usar İncirli. Evet. Fırtına Karanfil. Fide Kürşat. Dursunuz. Dursun Bey buyurun. Fazilet Özden Efe. Yasemin Öztürk. Sami Özuslu.
Çıksınlar onu. Günah üstten. Geçin. Ali Pilli, Oğuzhan Aspoğlu, Oğuzhan Bey buyurun. Jalere Fikraciers. Ahmet Savaşan. Ürün Solyalı. Kayı Sucuoğlu. Erkut Şahane. Selay Şahin'e. Selay Bey buyurun. Ali Şen Şen. Ali Şen Şen. Gelin.
Hasan Taçoğlu. Ongun Talat. Fikri Toros. Hasan Tosunoğlu. Teberrüken Uluçay. Emre Yeşilırmak. Evet, Hasan Küçük. Zorlu Töre. Sayın Başkan, toplam 47 oy kullanıldı. 24'ü arıyoruz yine. Evet.
Oylama tamamlanmıştır. Şimdi döküm sayıma geçiyoruz. Sayın milletvekilleri, oylama sonucunu tutanağa göre açıklıyorum. Sayın Akın Cellatoğlu 36, Sayın Bülent Evre 10, Sayın Cumali Sabah ve diğerleri almadı. Bir geçersiz. YÖDAK üyeliği 36 oyla Profesör Akın Cellatoğlu kazanmıştır. Kendisini tebrik eder. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Akın Cellatoğlu seçilmiştir.
Sayın milletvekilleri, gündem gereği görüşmeleri tamamlanmıştır. Gelecek birleşim 2 Nisan 2024 Salı günü saat 10'da yapılacaktır. Gündem elektronik posta yoluyla e-maillerinize gönderilecek. Ayrıca meclis web sayfamızda yayınlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum. Teşekkür ederim.